sana hislerim ve samimiyetin hakkında tereddütlerim var Şahin. Başka sakladığım bir şey var mı? Yarın öbür gün başka birinden öğrenmeyeyim evet. dedim. Yok dedi. Benim senden başka sakladığım hiçbir şey yok dedi. Gitme gitme. Gitmeyeceğim. Kalk kalk. Oo gitmesini istemiyorsun ha? Evet. Bu kadar seviyorsun. İstemiyor. Yani hep alttan alan taraf bir kişi olmamalı. Karşılıklı alttan alındığı zaman o ilişki yürür. Kimin elinde o şu an? Benim elimde. Tamam onu atar mısın şimdi bugün attığın gibi? Leyla abla bu kadar meydanı boş bırakmazdın. Aa gerçekten hasta mı ya? O kadar. Yok şakacıktan hasta abi yani. Ya. Korkmuştur belki. Astrolojik teyze. Leyla hoş mu korkmuştur? Ha. Fotoğrafını mı yapıştıracağım? Ne yazdın? Astrolojik teyze yazdım. Astrolojikler en son girer. Dün korktu gelemedi ya belki bugün. Tam yüzün ortasına yapıştır. Allah aşkına poza bak. Ya yüzün ortasına yapıştır. Yok be yüzü gözüksün. Ya Allah aşkına. Söyleyelim güzel mi bunu ona? Söyleme kendi görsün. Sen burada delikanlı gibi yaptığın hatayı söylemedin mi abi? Söyledim. Değil mi? Delikanlı gibi söyledim. Dedim ki ben buyum dedim. Beni isteyen böyle kabul etsin. Yaptın bu hatayı bir daha medeni bir cesaret. Pişmanlığını da gösterdin. Evet. Yeri geldi seni de bu adama karşı savundun. O hatanı söylediğinde. Evet. E şimdi abi bunu söylememek ne demek ya? Bir buçuk ay. Ben şeyine, ben şimdi sana bir şey söyleyeyim. Didem çok akıllı bir kız. Sen de çok akıllı bir çocuksun. Sonra sen modern bir çocuksun. Okumuşsun. Bazı şeyleri tölere etmen gerektiği yerde edeceksin. Yani etmezsen eğer, yani hatanın üzerine sen hata yaparsın. Şu an ben Didem'in yaptığını asla doğru bulmuyorum. Ama o kızın ağlamasına da bu kadar gerek yok. Kim evlenip ayrılmamış kardeşim? Abi bir şey söyleyeceğim. Zaten biz karşı değiliz. Başka bir şey daha söyleyeceğim sana. Utanılacak bir şey değilsin. Asla değil. Bak bir şey söyleyeyim. Niye yalan söylüyor? Bu kız gidip biriyle dost hayatı yaşamamış. Birkaç kişiyle ilişkisi olmamış. Aslan gibi telli duvaklı evlenmiş. Olmamış ayrılmış. Hayatın içinde kadar, evlenmek de abi, var. Abi bu kadar basit olan şey. Bir dakika ayıp bir şey mi sence? Bir şey söyleyeceğim. Asla değil. Niye şimdi saklıyor? O, niye bence saklamıyor o. Ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? O bununla ilişkisini tam bir noktaya geldiğinde, atlanma açıldığında bu olayı farklı bir şekilde ona anlatacaktı diyorum. Sana bunu anlatacaktı ama onun süresi vardı. O süreyi bekledi. Öbür taraftan gidip insanların da böyle lap diye kızın yüzüne vurmaları sanki çok önemli bir şeymiş gibi. Çok büyük ayıpmış gibi. Doğru değil. Doğru değil. Ne oldu? Senden ricam Adnan'ım. Annesine götürüyorum ya. Sakin ol. Ne? Akıllı bir arkadaşımsın kardeşimsin. Hepsini. O aklını baksın abi, o biraz değerlendir. Baksın. Rica ediyorum senden. Çok güzel bir ilişkiniz var. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Abi işte her şey yani yakışmak şunu sana söyleyeceğim. Aynen her şey yakışmakla veya olmuyor. Sevgi her şeyin çaresi mi? Bu bebekleri artık Gamze'ye götürme vakti geldiğini düşünüyorum. O yüzden de asıl sahibi o. Çünkü ben onun için almıştım. Hani kendime bebek almamıştım. Tamamen sahibi Gamze olsun istemiştim. Umarım onlara da iyi bakacaktır bu saatten sonra. Günaydın. Şahin. Bu ne ya? Ya gene toplamış çocukları. Beş çocuk mu? Ya hafta içi annesinde ya, kalsın çok dedim. Güzel. Hafta sonları da bende kalsın. Hem bir özür maksatlı bebekleri özlemişsin diye düşündüm. Poposu görünüyor. Giydirirsin artık. Sen kaç yaşındasın ya? Bebekle oyuncak yaşı geçemedin mi daha? Ben bebeklere ayrı bir ilgim var da o, evet. Onu biliyor. O yüzden. Ben Gamze'yi tanıyorum. Ne kadar tanıyorsun artık? Hepsi mi Gamze'ye? Hepsi onun. Hepsi aşk Gamze. Siz yoksunuz o zaman Şahin. Tüm erkeklerin eline bir tane vermiş. Çıktı bakamadılar. Böyle. Bakamadılar Aycan. Kimse bakamadı çocuklara. Nasıl ben anlamadım. Helak oldular. Bu çocuklar çok kıskandı. Gamze. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok hoş oldu. Çocuğu seviyor. Buraya var ya neler getirdi çelenk. Senin bana hislerin ve samimiyetin hakkında tereddütlerim var Şahin. Ne gibi? Sen hal ve hareketlerinin farkında değil misin? Ne yapıyorum? Saçmalıyorsun. Ne yaptım? Balon şişiriyorsun, üstüne evet. Bir şeyler çiziyorsun, birilerinden taktik alıyorsun. İşte Adnan şöyle davran, koçum böyle davran, koçum falan diyor. Hangisiydi benim Tosun Paşam? O ilk göz ağrın senin. Ha evet. O biraz... vallahi
Gamze, benden tereddütün olacağına Aykut'tan bence tereddütün olması lazım. Şimdi ben Aykut'u konuşmuyorum sonuçta ama. Ben, yok benden tereddütün var diyorsun. Evet ama tereddütüm ben, var, bana özür borçlusun bir kere. Sen dedikten sonra kimseyi herhangi ne kırmızı odaya çağırdın ne de tanıma yoluna girdin. Herhangi bir şey için uğraştın senden başka. Benim kırmızı odaya çağırmamdaki sebep yine senin hatandandı. Benim hatam o evde mı? Bütün herkes bana karşı. Onlar bana ağır hakaret ederken sen sesini bile yükseltmiyorsun, tek bir kelime bile söylemiyorsun. Bu bende güvensizlik yaratır. Benim kırmızı odaya gitmemdeki sebep bu. Evet. O insanlar bizi nasıl destekleyebilir? Dalga geçiyorlar seninle. Yok benimle kimse dalga geçmiyor Gamze. Sen yanlış anlıyorsun konuyu. Sen belki sende hata vardı. Adam tamam bana hata olabilir. Belki sende bir hata vardır. Bak bak. Benim ne hatam var? Çok kendimi korumam, savunmam mı? Çok onlar fevri değil biz, mi? Biz kendini savunabileceğin bir şeye maruz bırakmıyoruz ki seni erkekler evinde. Sen direkt savunma mekanizmalarını açarak bizim eve geliyorsun. Yani biz ne sana karşı bir... Onlar kibarlık gösterseydi de, onlar centilmenlik gösterseydiler de... ben neden Adnan'a karşı çıkmıyorum? Neden Aykut'la bir kavgam yok? Neden Arif'le ya da Metehan'la? Onlar zaten bana kibarlıkla, güzellikle yaklaşan insanlar. Ben direkt zaten kılıç kalkan kuşanıp peki, Gamze, gitmiyorum ki insanların üstüne. 9'unun 9'u ile iyi olmak zorunda değilsin. Herkesle konuşmak zorunda değilsin. Seni rahatsız eden insanlar varsa erkekler evinde o insanlarla bir şey paylaşmak zorunda değilsin. Selam bile vermek zorunda değilsin. Bir daha abi, kimse Gamze'nin adını burada ağzına almasın. Abi kız sen istemesen halleyin peşini. Şu an kendine gel. Sen ne diyorsun be abi? Seni çok istiyor sanki. İsmi belli değil, gelmişsin burada bana Gamze'yi savunuyorsun. Hayırdır? Burada Gökhan olmazsa başka hiçbir adayı tanımayacağım. Sonra da beni gönderin der. Barıştınız mı şu an? Bilmiyorum, sadece sarıldık. Gündelemin yüzünü, hatasını vurdum. 10 dakika sonra idrak etti. Bahçede bir şey var, tamam mı? Üzülmeni istemiyorum, tamam mı? Kızların birbiriyle oyun oynuyor abi. O kemanlar yalanmış, yoğun duygular hissediyorum yalanmış. Bu eve geldiğimden beri bir tek senin gülüşün hoşuma gitti. O yüzden sana pasta getirdim diyeceğim. Pastayı Gökhan'a mı götürdü, Aykut'a mı, ben onu çözemedim. Bir hamle yapman hamle lazım. Hamle yapa yapa hamlelerimiz kalmadı abartı. Ya be, yaptığın kimya işin olacak insan. Didem'in kalbini parçaladı. Demek ki Didem'in ona karşı duyguları, hissiyatları hiç onun için önemli değilmiş. Omzumun yanında durmak yerine gittin diğer arkadaşlarına beraber tavır aldın. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Ben bundan önce de sordum, bak benden sakladığın başka bir şey var mı? Yaş mevzusunu öğrendiğimde dedim ki, bak başka sakladığım bir şey var mı? Yarın öbür gün başka birinden öğrenmeyeyim dedim. Yok dedi, benim senden başka sakladığım hiçbir şey yok dedi. Başka bilmem gereken bir şey var mı? Yok. Bilmen gereken bir şey yok. Yaştan başka bilmem gereken bir şey var mı? Yok, ne gibi, ne olması ne gerekiyor? Bilmiyorum. Yani bu yaş nereden çıktı onu anlamadım. Bilmiyorum ben de nereden ben sana bir kere bile sormadım, farkında mısın? Kardeş, ben... Bana var, zamanı var ama bunu söylemem için dese yine anlarım. Evet. Ya ben derim ki hata yapmış. Hatanın hatasını... da hatası. Ya bir şey söyleyeyim, bu çok büyük bir hata değil. Bak tekrar söylüyorum. Gelinliğiyle, duvaklığıyla gitmiş, gelin olmuş bu kız. Birini sevmiş, olmamış. Allah yazmış öyle. Onun için bunu bu kadar üzerine gitmeyin. Abi sen ben birazcık... bir kaderine karışamam. Ama kaderini de söylemek zorunda. Diyebilir ki ya ben zamanında böyle böyle bir şey yaşadım. Ne kimse yargılar, ne kimse kızar, ne kimse bağırır çağırır. Herkes der ki valla geçmişte olmuş, gitmiş, yapacak bir şey yok. Gene öyle diyeceksin abi. Gene öyle diyeceksin. Yani şimdi sana bir şey söyleyeyim. Abi, güzel olan bir şey var. Onu ben güzel olmak saygıdan, sevgiden çok sadakate önem veren adamım. Bir şey söyleyeceğim. Onun sadakatinden hiç şüphe etme. Sadakatsizlik yapmaz sana. Yalan söylüyor. Yapmaz. Yalan değil. Eksik bilgi. Yalan olarak kabul etmiyorum. Eksik bilgi bu.
Bunu böyle, bunu birazcık böyle bak değerlendir. Birazcık şöyle daha sakinleşirsen, bir iki gün geçsin bu işin içinden. Ben inanıyorum ki sen zaten duygularım var. Yoksa konuşmam sana bunu. Hiç ağzımı bile açmam. Senin duygularım var, onun duyguları var ve gerçekten çok yakışan bir çiftsiniz. Yani inan bak, şerefimle temin ediyorum seni, çok yakışan bir çiftsiniz. Onun için birdenbire fevri karar verme, çok hırçın olma. Birazcık sakinleş, bekle, gör. Göreceksin de güzel olacağını. Ben inanıyorum yani. Senden bunu rica ediyorum bir abin olarak. Zaman her şeyin ilacı olacak, göreceksin. Şu zamanı birazcık iyi değerlendir. Allah'ın sebebi, yani bu kadar her şey üst üste gelemez ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gene ya. Şeye de söylemiştim, Semih'e de söylemiştim final gecesinde. Bir tane musibet, inan bana o şer gözüken şey, belki sizi öyle bir bağlayacak ki birbirinize, o hayıra dönecek. Böyle kendi olayların olunca, kendi konun olunca bir başkasının konusundan yürüyüp kendi olayını örtbas etmeye çalışıyor. Benim örtbas edilecek bir şeyim. Neyi? Evlenip boşanmış Didem, dün itiraf ettim. Kim? Biliyor musun itiraf Didem? Ya kaldım. İtiraf etmek zorunda kaldım. Mehtap geldi. Mehtap dedi dedim. Ki... Aa, bir dakika ya, sen harbi mi evlenip boşandın? Bu ayıp bir şey Mehtap değil. Mehtap geldi. Geldiğinde dedi ki böyle bir şey duydum dedi. Ben bunu bir yola girdiğimizde Adnan'la konuşma taraftarıydım. Çünkü bir anlayayım, adamla bir oturayım konuşayım. Niyetine, ciddiyetimiz ne, uyuşacak mıyız? Daha henüz bunları konuşamamışken oturup merhaba ben Didem, evlenip boşandım, 31 yaşındayım mı diyeceğim. Hayır yani. Burası evlilik programı, Didem, o da programı değil. Buraya evlenip ayrılmış kişi gelemez diye bir şey de yok. Şu işim anlıyor şu. Musun? Ya, tabii ben 21-22'de beş karış havadayken aklın gelebiliyorsun da ben hayatımı oturtmuşken buraya gelemiyor muyum? Siz duygu yaptınız. Bu evet. Adam bundan sonra etkilenir. Sen bırak Mehtap çıkartmasaydı da sen bir sonraki gün ya da bir gün önce, bak bir gün önce de söyleseydin. Bu adam derdi ki biz belli bir haddeye kadar gelmişiz Didem, duygu alışverişimiz oldu. Sen şaka mısın derdi. Genel tamam da daha ilişkileri başlayamadı ki Adnan'la baş başa söyleyecekti belki. Orada insanların duygu alışverişi oldu ya. Daha şaka mı hayatın? İlişkileri daha başlamadı ki. Ya küçüktüm abla, yaşım toydu yani. Daha o zamanlar. Söylemeniz geçmiş gerekiyordu. Şimdi bunu hiç kimse aklamaya çalışmasın ya. 22'ydim ya. Ay, ufaktım. Çok ufak. Birkaç gün evlendim, ayrıldım. Ay. Sürmedi, gitmedi. Ama şimdi bunu gelip de burada malzeme haline getirecek bir şey ay, yok. Ay ne malzemesi? Yani. Burası evlilik programı, moda programı değil canım. Öbürü dalga geçti. Yani. Moda programında zorunda değilsin. Dün ağlamaktan artık göz pınarlarım şişti. Çay pansumanı bilmem ne, nelerle ayakta duruyorum. Şu an ben de çok şaşkınım, biliyor musun? Yaşın dedi, ay, öğrendiğimde dedi başkasından tepki göstermiştim kanka dedi. Adnan bize burada. Yani evlilik muhabbeti daha önemli. Ya abi bak ben çok iyi hatırlıyorum açıldı. Ya. Yaş muhabbetinde diyor ki bunu ben söyleyecektim zaman olmadı. Evlilik muhabbeti zaman olmadı. Acaba bir yere zaman bir ayda ne yapıyorsunuz burada? Bebek aldığında o kadar sevinmişim ki sürekli hani 2-3 defa filan tokalaşmışız. O kadar mutlu olmuşum ki. Ben yaşamayacağım. Ben böyle elim tutmuşum seni teşekkür ederim diye tokalaşmışız yani. Bebeğin sevincinden, çiçeğin sevincinden. Ben tokalaşmanın da ne olduğunu biliyorum, el tutmanın da ne olduğunu biliyorum. Bir insan bir insana bakarken ki ne olduğunu da biliyorum, her şeyin farkındayım, anladın mı? Sen benle... Sen gözlerini kaçırıyorsun benden, neden? Neden? Kızgınım göstermesin... sana. Kızgınım sana. Gözlerine bile bakmak istemiyorum. Ben kızdığım zaman, sinirlendiğim zaman kim olursa olsun tamam. Yüzünü bile görmek istemem. Tamam, affettirmem için bu kızgınlığını en azından... hafifletmem için senin için bir şeyler yapmama geçen izin ver Gamze. Bebek organizasyonu yapıyorsun. Çok hoşuma gitti ve burada çok duygulandım, ağladım. Hatta Adnan da dedi ki sen dedi çok çocuğa tekrar dedi açık kapı bıraktım. Vicdan dedi yaptırıyorsun dedi. Yok dedim ben duygulandım orada filan dedim. Ondan sonra kızların sesi beni şey yapıyor ya. Kafamı dağıtıyorlar. Gamze ben sana bir şey söyleyeceğim. Senin için erkekler evinde gerçekten bir şeyler yapmak isteyen, bir şeyler düşünen tek insan benim. Ve senin için gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Anladın mı? Mutlu olacağın bir şeyler. Burada yüzünü güldüren bir şeyler, anladın mı? Ben senin için çabalıyorum Gamze. Sen sadece bunu görmezden sen gelme. Sen benim için çabalamıyorsun. Sen benimle her kavga ettiğinde hakarete başvuruyorsun. İnsan kavga ettiğinde tanıtır kendini. Ya sen de bir erkekle kavga etme o zaman. Ben sana kavgaya açık bir şey yapmıyorum. Bak ben ne kadar sakin bir adamım, görüyor musun? Ben erkekle de kavga ederim, dişiyle de kavga ederim. Al çocuğumu da. Burada kalabilirler mi? Buna onlar kalsın, bunları alıyorum. Görüşürüz. Didem, görüşürüz. Bir dahaki sefere bize de bebek Gökhan'a getir. Gökhan'a selam söyle. Aleykümselam. Allah'ım cümlenin tatlılığına bak ya.
karşılıklı birbirinizi istiyorsanız. Ama şimdi ne oldu? Bebek sen eline çok yakışıyor. En son duyan adman olduğu için daha kötü olacak. Bu onun için daha kötü olacak. Bir de Adnan ailesine acaba evlenip ayrılmış bir gelin adayını kabullendirebilecek mi? İki. Geç onları sen. Bunu çok kabul etmedi ya, elime tıkıştırdım. Niye? Ben diğerlerine bıraktım geldim. Ötekilerini aldın mı? Ötekileri duruyor bahçede. Bunu niye kabul etmedi? Bilmiyorum, al bebeğinde git dedi. Ben de bunu aldım gittim. Gelin bahçeye çıkalım. Ya. Hadi yavrum, burası çok kafam arttı ya. Gel. Gel. Giderken evet. De diyor, eline bebek çok yakışıyor diyor. Evet. Dedim, senin de dedim. Ya bir gülüyor, bir bağırıyor, bir çağırıyor. Böyle bir değişik bir kız ya. O Adnan'a kibar, cilveli kız nerede? Hani benim gördüğümde o boynundan tutup falan çeken kız nerede? Yok Adnan ya, onu gitti, da şöyle kavga yapıyor. Kavga ettiler. Kavganın üstüne ben bunu söyledim. Hani bir duygusallığa falan vurup, ne yaptın Mehtap, temelli bitti. Keşke şimdi söylemeseydin, böyle değildi falan deyip ağlamaya başlasa anlayacağım ama sonra senin dediğin hareketler. Adnan'a bazen şöyle, tamam mı? Adnan, Adnan. Geçen ne yaptı bak, şöyle bir dur. Biliyorum. Adnan. Kır duvarlarını. Yık duvarlarını. Yık yapma. Şöyle Adnan. Şöyle direkt şimdi ense muhabbeti. Abi. Ben bunu istiyordum yapmak. Gelsene bir. Allah aşkına ben Adnan olayım, sen çek böyle de ki. Yık duvarlarını. Adnan, yık duvarları. Yık. Şu an körü körüne gelmek istemiyorum. Ben sana körü körüne gelmek istemiyorum. Çekme beni. Adnan, çekme duvarlarım. Beni. Git. Ama nasıl yapayım? Adnan. Ay geldim. Sen olacaksın. Hayır. Hayır, olay ne biliyor musun? Ay Can, ne yaptın? Ruş. Ay Can. Yık duvarlarını. Ay Can, ne yaptın? Ya bir şaka şey maka bir tarafı, evlenmesine ayrılmasına kimse bir şey diyen yok. Hepimiz evlilik için geldik de suç bastırmak için. Kız ki kimseye patlamadı, Adnan'a patlamadı. Burada Seda ablaylaydı, kimseye patlamadı, Mehtap'a patlamadı. Ben oraya gittim. Ağlamalar da boşaydı. Sen zevk alıyorsun, mutlu oluyorsun. Ya bir şey söyleyeceğim, bu evde neden Mehtap'a kimse ses çıkartamıyor? Bak sakın yanlış anlama, o yüzden değil. Bak Gamze'nin talibi şey yaptı, sana burada girdi, he yaptı, şey yaptı. Dün Didem sana Mehtap haklı dedi, Aycan'a bağırdı. Ne alaka? Ya bir şey diyeyim, karşıda sevdiğim adam olsun, bir tane Mehtap'a sana bağırması gerektiği değil diyorum ama sana da bir şey söylemesi gerekiyordu. Bak ben de şeytan tüyü vardı Kaza. Bak sana hiçbir şey söylemedi. Sana da yapsam sen de bir şey diyemeyeceksin. Niye diyeceksin? Ben çünkü yalan ya da yanlış ya da iftira atarsın değil mi? Bunu kaldıramaz, karşındakine çemkirirsin. Babalar gibi susarım haksız olduğum konuda. Bilmediğim bir konu için konuşurum. Ama ben yalan söylemiyorum, iftira atmıyorum. Geçmişim karşısında doğru bir şey söylüyorum. Hiçbir şey diyemez ki. Yok ben de. Yok, en azından bir tepki verseydi hani verseydi. Biraz jeton geç düştü de tepkiyi sonradan bir anladı işte. İzlenirse nasıl görünürüm orada falan dedi. Orada da topluma ondan oynadı. Sonra topu bir yuvarladı. Bana bir şey diyemez ki, ben geldim konuştum, çok yanlış yaptın dedim. Ben de yaşadım aynı şeyleri, kendisiyle konuştum. Hiçbir şey diyemez bana. Derse de alır cevabını. Topluma oynadı direkt. En azından dost hayatı yaşamamışım, sevmişim, evlenmişim. Ya buna kimse bir şey demiyor. Hani orada birden bir oynamaya geçti ki. Kızım ben duydum, tamam mı? Bak benim kötü bir niyetim olsa o sosyal medyada zaten bunun haberi bir iki haftadır çıkıyor. Ama bak ben ihtimal vermedim. Böyle bir şey olsa dedim. Didem burada ben dobrayım, yüze söylüyorum, şöyleyim, böyleyim muhabbeti yapıyor ya. Gelirdi söyler dedim. Bak buna ihtimal vermedim ben. İnternette sonra yalanladı. Ondan sonra biz hiçbir şey Alem sormadık, Dobra açmadık. Ya, Didem Dobra. Açmadık. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu ne oynamasına aslında biz alışkınız. Size farklı geldi. Çünkü Didem normalde de bize burada sen öylesin okey yapıp Adnan şu Seda abla geldin ya da Adnan'ın yanında. Acaba Semih'e karşı geldiğin için mi seni isteyecek? Sen de bu şekilde en azından tavrını bileceksin. En azından yumuşama, ona bir bak. Hani ben böyle bir şey karşıya şey gidip mi? Beni yanına o yüzden mi istiyor acaba? Ben de zaten her şey biter o zaman. Aynen öyle. Deneyelim. İşte biz onu deneyeceğiz, anladın mı? Ve ben insanları denemekte tamam. Özgürüm. Hadi. Nasıl en azından bir yumuşak tavrı geliyor tamam, mu nasıl sana? Nasıl yapacağız? Semih şimdi çocukları götürmesiyle ilgili bir şey söyle kanki. Burada ne yapalım? Burada yapmıyorsun. İçeride yap. İçeride yap. Hadi o herkesin önünde. Sen bana ne diyorsun? Ben de Gamze'yi şey yapıyorum, savunuyorum. Tamam. Yeter diyeceğim içeri. Ya bu evde diyeceğim en çok Gamze'yle olmamı istemeyen adam sensin, ben anlamıyorum seni.
anlatmak istiyorsun. Ama birazcık sert test yap. Yani yumuşak yumuşak konuş. Semih sana bağırdı mı geri çekilme bak Şahin. Tamam. Semih sana bağırdı mı geri çekilme. Tamam. Bakalım tamam ne olacak. Şimdi kalkalım içeri geçelim. Ya Semih doğru konuştu. İçeri git. O sen de onun peşine git. Tamam. Gideyim önce. Hadi bakalım. Ama gülme sakın öyle bilerek geçiyor. Bütün ciddiyetini ne yap? Nasıl başlayayım, nasıl başlayayım? İçeride de sana kim ne derse kafa, Gökhan Gökhan da Gamze'ye. Hepsini kat. İçeride herkesi kafa tut. Tamam. Bu evde de kim tamam Gamze için laf konuşuyorsa en başta beni karşısında bulur. Hem de çok ağır bulur, onu da söyleyeyim size de. Bu saatten sonra her şey değişiyordu, anladın mı? Hazır mısın? Hazırım kardeşim. Nasıl başlayayım? Gel. Dur abi, şimdi dur, o çıksın. Peki. Ayağa kalk, oraya doğru giderken bir daha Gamze'yi adının ağzına aldığını duymayacağım. Semih peşinden gelecek zaten. Sen de bebeklerle ilgili bir şey versen. Geç. Kapıya giderken yat. Bak bir daha, bir daha abi. Kimse Gamze'nin adını burada ağzına almasın. Tamam bak, size de ben bu saatten sonra bu tavrı veriyorum artık. Şahin, iyice şaşırdın sen, kendine bak, benim canımı sıkma ha. Beni getirdiğin noktaya bak abi, sen yapma bari Allah aşkına. Kendine ya gel. İyice çocuk gibi bebekleri götürüyorsun, kendine gel yani. Şaşırmış bu abi, bir gün bebeklerle gidiyor. Tamam eyvallah. Ya ben böyle olsun oyunu istiyorum. Tamam ben böyle bak, olsun oyun, istiyorum. Oyununda bir kuralı ya, var yeter. Ya niye oyunu kuralı var ya? Ben Gamze için bir şeyler yaptığım günden beri siz hepiniz buna karşı geldiniz abi. En başta sen Semih. Gelirim tabii kardeşim. Ya, neden sevmiyorum abi onu. Ya neden? Sevmiyorum. Tamam ben seviyorum abi. Buna saygın yok bunu. Kız geliyor seni burada rezil ediyor. Ondan sonra gülüyorsun ertesi gün. Abi rezil ediyorsa da beni rezil ediyor, anladın mı? Sizi değil, beni rezil ediyor. Ben rezil oluyorum, anladın mı? Git o zaman orada yaşa kardeşim. Tamam ben yaşıyorum, ben bu evde yaşarım. Sana orada bir tane yer yaptıracağım ben. Yaptır abi. Orada bir tane yer yaptıracağım. Yaptır. Ne dikkat et, Gamze burada yaşamasın. Gamze burada yaşarsa ne olarak yaşayacağını çok iyi biliyor. Sen de çok evet iyi benim eşim olarak yaşar. Benim sevdiğim kadın olarak yaşar. Abartma istiyorsun şimdi. Abartmıyorum. Abi kız seni istemez, sen halleyin peşini. Şahin kendine gel. Sen ne diyorsun be abi? Seni çok istiyor sanki ha. Seni istiyormuş gibi takılıyorsun bile var ya. Ben beni istiyor demedim. Seni istemiyor dedim ben. Bak aradaki fark var. Anladın mı? Bak sen evet öyle algılayabilirsin. Sinirden böyle düşünemiyorsun. Otur biraz mantıklı düşün. Sen izlenen bir insansın. Suçluluk psikolojisi. Ama bak nasıl izlendiğinde biliyor musun? Öyle gözükmüyor sen işte. Sen bu eve bana popülerim dedin. Sen popülersin. Bu evden işte benden başka güzel ilişkim olmayacak dedin. En popüler benim dedim. Yalan mı sarın? Bana bastılar. Bizi ayırmaya bana çalıştı. Ben geldiler ilgili bana. Deseydin evet artık popülerim sana ne? Hiç öyle bir insan. Bak sana yemin ederim. Bak, ilk hafta favori gelin adayı ben seçtim. Sana ne yaran adaydan mı ne? Ertesi gün biraz şey yaptım, anladın mı? Sonuçta burası hani burada kıskançlık illa ki. Acaba dedim kızlar biraz farklı davranır mı? Hani şey yaparlar mı? Sonuçta hani favori gelin adayı seçildi. Ben şey duydum ya, Aycan da yalnız kalıyor diye duydum. Nasıl yalnız hani kalıyor? Senin üzerine geliyor ya Didem, Aycan da tek başına kalıyor falan diye mesaj geldi. Hani nasıl yazıyorlar benim. Ay bir girseniz neler yazıyorlar. Hepinizi yazıyorlar. Evet. İşte Aycan tek kaldı, git destek ol falan. Ya size diyorum ya siz gel. Kızım bence hepsi bir oldular. Şimdi ben bunların suratına her şeyi pat 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 söyleyen birisiyim. Bana 100 mesaj geliyorsa cidden 90'ı 95'i hep sen iyisine hepsine doğruyu söylüyorsun, dobrasın, delikanlısın yazıyor. Bunların hepsinin ben açığını şeylerini söylediğim için hepsi bir grup oldu zaten. Kendi aralarında da beyinleri uyuşuyor. Ben şuraya bir çıkıyorum Aycan 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 10 tane ses duyarsın. Oraya giriyorum, buraya çıkıyorlar Aycan, 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 Aycan. Artık hepsi bir oldular. Hazal'la biz ikimiz böyle kaldık. Yani. Diyorum ya, bir koltuğa 5 kişi oturuyorlardı. 6 kişi oturuyorlardı. Biz 2 kişi koltukta oturduk. Seda abla geldiğinde kızıyordu, geçin şuraya diye. Ah ben o sahneleri tek başıma ne çok yaşadım burada. Yeter be abi, kız için hiçbir şey yapamıyoruz ya burada. Yaptığımız her şey komik bulunuyor. Gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ya tamam saygı duyun abi, bu çocuk bunu yapmış deyin. Ben demedim sana o kıza karşı saygı duyacağım diye. E tamam duymuyorsun abi, gelmişsin orada bana neler diyorsun. Kız seni istemiyor oğlum. Ya tamam istemiyorsun da beni istemiyor. Kız seni istemiyor kardeşim. Ya tamam beni istemiyor. Neden buradaki insanlar bir şey Allah demezken Allah sürekli sen bana bir şey diyorsun ya? Ben Gamze'nin ağzını bak adını ağzıma almıyorum Şahit. Canımı sıkma, sinirlendirme beni. Alıyorsun çocuk gibi bir gün bebeklerini götürüyorsun. Ertesi gün alıyorsun tekrar geri veriyorsun. Kendine gel yani. Kendi kendini sürüyorsun. Ben senin için söylüyorum oğlum, sen benim kardeşimsin. Ben senin için söylüyorum. Bak, yoksa Gamze benim yorumda değil ha. Sonra ne diyor biliyor musun? Oradaki hiç kimse seni desteklemiyor diyor. Kimse senin arkanda durmuyor diyor bana. Anladın mı? Kimse senin arkanda durmuyor mu? Durmuyor. Ben durmuyor muyum oğlum senin arkanda? Fazlasıyla. He? Şahin, durmuyor muyum ben senin arkanda? Duruyor musun? Gamze konusunda durmuyorum. Böyle kardeşim gülerek mi duruyorsun? Bebek konusunu kendini alay ettiriyorsun, orada insanları kendini güldürüyorsun diyerek mi duruyorsun? Evet. He? Ne yapayım? Kendi kendini düşürüyorsun. Tamam o bundan mutlu oluyor, o bebekten mutlu oluyor. Ben de ona bebek götürüyorum. Kendi kendini küçük durumuna düşürüyorsun. Tamam işte küçük düşen de. Ben senin için uğraşıyorum oğlum, yoksa benim farklı bir amacım yok yani.
Git Gamze'yle mutlu oluyorsun, onunla mutlu oluyorsun, kimle mutlu oluyorsan ol, beni bağlamaz. Ama bir gün bebeklere götürüyorsun, ertesi gün diyorsun ki istemiyorum. Burada geliyor, bebeği elinden alıyor, bağırıyorsun, çağırıyorsun, ertesi gün yine istiyor, istediğini söylüyorsun. Aa, ben mutlu da olsam, mutsuz tarafını da olsam, belli etmen. Bak, ben mutlu da olsam, mutsuz da olsam, ben hariç buradaki 8 arkadaş Gamze'ye karşı saygıda kusur etmesin abi. Bak ben mutlu da olsam, ben edeceğim oğlum, hadi gel karşıma. Etme. Hadi gel karşıma. Etme abi. Ben edeceğim. Bak, seninle aram bozulsun istemiyorum bu evde. En çok saygı duyduğum insanlardan birisin, etme. Lütfen etme. Allah Gamze'ye karşı bu saatten sonra herkes daha dikkatli olsun. Ekstra dikkatli olsun abi. Anladın mı? Aykut'u duyuyor musun? Tanışmıyor musun? Gamze diyorum, sana saygı duymuyor. Bizle alakası yok ki durum. O bana saygısın diyor. Sen rahat ol. Sen ben her zaman rahatım. Bende hiçbir durum yok yani. Emin ol. Sayın Efendi'ye bak sen ya. Gamze kıymete bindi valla. Bak yanlış yapıyor, farkında değil. Güzel. Bizi karşına alma bak Şahin. He? Bizi karşına alma. Yo, almam. Alıyorsun oğlum. Konu Gamze olmasın o zaman abi. Anladın mı? Kardeşim. Vallahi bu evin içerisinde yaşıyorsanız, Gamze de bu evin içerisinde yaşıyorsa, sen de bu evin içerisinde yaşıyorsan konu haline de getiririz. Bu evin içerisinde de konuşuruz kardeşim. Hiç kusura bakmayacağız. Adnan'la bir köşede konuştuk biz. Adnan abi dedim, bak dedim bu insanlar ergen. Gerçekten ergenler. Sabah başka bir şey düşünüyor, akşam başka bir şey düşünüyor. Ben dedim Didem'e kefilim dedim. Didem'in duyguları gerçek, bu kızın duyguları yalan. Ve seni bir dedim hırs dedim yaptılar. Sen hatırlıyorsun değil mi? Hmm. Hatta bir ara bir kavga etmişlerdi de siz Aycan'la çak yapmıştınız ya. Böyle yapmıştık. Bak, Allah hakkı için yaptınız değil mi? Hı hı. Ben bunu söyledim ama Aycan'ı kastederek söyledim. Senin için değil. Sen ne yazık ki hani ona uymuştun. Hı hı. Hani herkes gibi kanmıştın. Ondan sonra çak dedim yaptılar. Sen kazandın, ben kazandım. Ondan sonra ben bu konuşmayı yaptıktan sonra Adnan ödül yemeğine çıkan Didem'in yanına gitti. Kıza sarıldı, dansa kaldırdı. Burada da Aycan ağladı. Hırsından ağlıyor ama. Hırsından ağlıyor. Seviyorum diyor, ağlıyor. Ne dedi? Başka bir istediğim insanı mı dedi? Başka bir insanla mutlu görmek. Evet. Öyle bir şey söyledi. Evet, mutlu olmak istediğim insanı başkasıyla aynen mutlu görmek. Sen Gamze mutlu falan öyle olmak söyledi istemiyorsun. Bu arada ben sana çok teşekkür ederim. Ne için? Ya Semih konusunda benim hep yanımda oldun. Sen de öyle. Yani yanlış anlaşılacağını bildiğin halde yanımda oldun, anladın mı? Çünkü biliyorsun Hazal işte yok senin Semih'te gözün var. Saçma saçma şeyler söylüyor. Aslında senin amacın benim yanımda olmak. Ben konu Semih değil çünkü resmen ezdiler seni burada. Eziyet ettiler, bunu biliyorum. Evet evet, o yüzden ve sen benim yanımda oldun. Gerçekten çok teşekkür ederim. Sen de o zaman efendi gibi ismini koyacaksın, diyeceksin ki bu benim hatunum. Kimse bu hatun hakkında konuşmasın, biz de konuşmayacağız. İsmi, cismi belli değil, gelmişsin burada bana Gamze'yi savunuyorsun. Hayırdır? Ne sıfatla? Kimsin oğlum? Kendi kendine gelin gibi işte. O hesap. Allah Allah. Bak şu kadar umut ışığı olsun, tamam mı? Semih'i karşıma alıp desteklemezsem namerim. Bak konu içinde ben varım, ben bile diyorum ya. Vallahi şu yani kadar. Olacaksa mutlu olsun. İnanma ama yok da abi yani. Kardeşim oldu, hallediyorum ki Semih'i karşıma alıp seni destekleyeceğim ki Gamze eski adayım olmasına rağmen. Şu kadarcık umut ışığı olsun. Bak seninle tartışmıyorum. Umarım olacak pişman abi olmaz. Gamze bunu ayak yapıyor, bunu sinirlendiriyor, bu da geliyor bize patlıyor. Ben anlamadım. Harbiden ya, ben onu anlamadım ya. Seni vazgeçirmeyen ne bu kızdan ya? Onun inandık. Sen de olmayan şey. Bende olmayan şey neymiş? İşte düşün işte, düşünürsen bulursun belki. Ne ya? Adama diye salça oldum. Şimdi bir kız bana öyle yapsa ben de kızı istemem, anladın mı? Sen olsun, ben buyum işte. Ne abi yani? O Şahin. Onun inandıkları var Arif, anladın mı? O savaşıyor. Onun inanmadığı için ama onun inandığı var. Boş bir inanç belki ama inanıyor. Leyla da ezdi seni. Herkesin ablası, hı-hı, annesi yaşındaki Leyla da ezdi. Diğer kızlar da ezdi. Ben sadece kimseye ezdirmemeye çalıştım. Çünkü bir insanın ezilmesini istemiyorum. Niye? Biri sürpriz mi hazırladı acaba? Gerçekten mi? Ama dün onlar el ele tutuştular. Ama bak o olayı size anlatmadım. İnşallah kötü bir şey hazırlamışlardır. Ne zannediyorsun sen kendine? Gerçekten mi? Seni seviyorum. Dün sen hoş bana demiştin, bugün bak, de ben... Hayır, dün bir bugün iki hayırdır yani. Öylesine çağırmışlardır. Burada herkes yarışmacı, tamam mı? Aynen herkes öyle. Herkes yarışmacı. Burada herkes evlenmek için geldi. Herkes bir kişi evlenecek. Tamam.
Niye bir kişi evlensin? Ben böyle sadece dost olarak Hazal'ı görüyorum. Abi. Neden? Çünkü Semih benim kardeşim. Alnında dost yazmıyor ki. Ben onu öyle görüyorum. Nereden bileceğiz? Sessiz budan. Sessiz, sen de sessiz. Sadece onu gör. Kanımıza işleyecek yavaş yavaş. Abi Semih'in sevgilisi bir şey yapamaz o. Kime benim adayım mı gelecek? Semih'in sevgilisi mi? Nereden sevgilisi? Onlar ayrı şu an. Hayır, ayrı falan deniz küsü sen. Allah Allah Allah. Teyze de olsa mas solistim ya. Kim yazdı bunu? Kızlar, kim yazdı onu? Asolist teyzeyi. Vallahi onlar da benim kadar teyzeler. Sen de kim yazdı Leyla teyze onu? Kim yazdı Leyla teyze onu? Tahmin et. Kör. Kim? Allah aşkına bakayım. Sen. Böyle bir tane ben maneviyata zarar veren bir insan mıyım? Kadının şimdiye kadar görememesi normal. Yani 40 yaş üstü. Yakın, ben yanlış olabilir miyim? Yakın gözlem var mı senin? Burada Gökhan olmazsa başka hiçbir adayı tanımayacağım. Sonra da beni gönderin der. Barıştınız mı şu an? Bilmiyorum, sadece sarıldık. Dün Didem'in yüzünü hatasını vurdum. 10 dakika sonra idrak etti. Bahçede bir şey var, tamam mı? Üzülmeni istemiyorum, tamam mı? Kızların bir biriyle oyun oynuyor abi. O kemanlar yalanmış, yoğun duygular hissediyorum yalanmış. Bu eve geldiğimden beri bir tek senin gülüşün hoşuma gitti. O yüzden sana pasta getirdim diyeceğim. Pastayı Gökhan'a mı götürdü, Aykut'a mı, ben onu çözemedim. Bir hamle yapman hamle lazım. Hamle yapa yap hamlelerimiz kalmadı abartı. Ya be, yaptığın kimya işin olacak insan. Didem'in kalbini parçaladı. Demek ki Didem'in ona karşı duyguları, hissiyatları hiç onun için önemli değilmiş. Omzumun yanında durmak yerine gittin diğer arkadaşlarınla beraber tavır aldın. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Şimdi Onur, bence laf söylemesi gereken en son insan sensin. Niye? Niye söyleyeyim? Aycan muhabbetinde Aycan ben Adnan'ı seviyorum diye ağladıktan sonra sen Aycan'a gittin. Ama Adnan'ı sevme bitirdi. İhtimali olduğuna rağmen. Yo, Adnan'ı bitirdi. Ve sana Aycan her seferinde seni istemiyorum dedi. Burada bile sana dedi ki benle bahçe çıkarmışsın dediği zaman senle bahçeye çıkmam çünkü hemen umutlanıyorsun dedi. Sen de hayır dedin. Ona rağmen gene bahçeye çıkarmak istedin. Sonra da gene devam ettin. Ve sen yaptığın zaman olmuyor da bu çocuk yapınca mı oluyor? Bak şimdi bana istenmiyorsun hiçbir zaman demedi. Demedi. İhtimali vardı ama yok demedi. Bana ihtimali vardı. Burada umutlanıyorsun dedi ya. Tamam sana. Umutlanıyorsun dedi, oraya çıktık. Sen de bahçeye çıkmam dedi. Çıkmak istemiyorum dedi. Çıktı. Sonuçta tamam çıktı. Sen dedin ki çünkü. O sana dedi ki umutlanıyorsun dedi. Sen de hayır öyle bir şey olmayacak ya, sadece bir şey anlatacağım dedin. Çıktın. Tamam, ben kendi içimdekilerle anlattım. O da tekrar kapısını kapatmadı. O da ben öyle yapıyor. Biz ne zaman bitirdik biliyor musun? Kırmızı odada tamamıyla bana söyledikten sonra ben kafamda çizgiyi çizdim. Konu sana sıçradı. Ben ondan sonra bitirdim tamamıyla. Ama aynı şeyi yapıyorsun. Aynı boş şey. Boşver hatasıyla, yanlışıyla siz dost olarak bak, söyleyin. Bak ben ona diyorum ki, ben buna diyorum ki. Sen diyorum inandığın şeye yeter ki ondan gelsin. Ben diyorum her türlü şu kadar unutuşu olsun. Destekçinim abi, benim senin, diyorum. Kimsenin, senin, benim, onun bunun desteğine ihtiyacı yok ilişkide. Ama ben de Gamze'ye karşı haz almıyorum. Hala da haz almıyorum. Ama bariz de bir şey var. Bu çocuk burada çırpınıyor. Bunu da görmezden gelemezsin. Ya Gökhan sen de dün anladın öyle mı? Konuşuyorsun. Boşa çırpınıyor işte abi, biz de onu diyoruz yani. Ne diyordu bu adam Gamze konusunda? Evet biliyorum ne dediğini. Tamam, Gamze bir sürü buna yanlış konuştu, şimdi... her şeyi yanlış konuştu. Yani yapma abi. Ben de bir sürü söyledim. Ama ne yapacaksın? Girmiş bu yola, buna ne diyebilirsin? Körü körüne girmiş yani. Şimdi sen buna seven adama veya belki aşık olmuş bilmiyorum da. Buna ne anlatırsan anlat. Gamze bu desen, hayır Gamze o diyecek. Anladın mı? İşte ben onu diyordum zaten. Bırakın abi, ben çeksin kötülüğünü, cezasını. Kötülüğünü isteyen çekmesi gereken bir ceza varsa çeksin. Çekmesi gereken bir çile varsa çeksin abi. Çeksin baba o zaman, çeker. Onu diyoruz işte, çeksin abi. Kendisi bilir yani. Ne yapacaksın yani? Ne? Bağırsan çağırsan olacak biliyorsun ki bu anlamıyor yani. İlgi duyuyor demek. Abi bence ilgi değil ya. Şimdi işte bak... ben diyorum ki ona, benim yaptığım şey o yapmasın. Kabarmadım ha.
Hiç ayağa kalkma falan yok yani. Misafir geliyoruz. Nasıl misafir seversiniz? Alıştık biz artık sürekli. İlk gün ne güzel burada çikolatalarla, şeylerle karşılamışsınız. Kime geliyorsun? Ne bileyim ben şimdi. Merhaba. 9 tane adam var burada. Merhaba. İlla ki biri vardır özel. Baktık basıyormuşsun. Ne haber? Hoş geldin. İyi. Merhaba. Adam merhaba. Ne haber abi? Biz de... İyiyim. Otur Arif otur. Abicim. İyi insan lafını üstlensin. Serap'a döndüm ha, o da böyle gide gide öpüyordu ya. Merhaba. Yapsana Serap'ın taklidi. Ne oldu? Allah Allah. Öpeceğim bu kez. Öpeyim öpeyim, tereddüte kaldım. Nereye daldın? Oturur musun? Serap'ın taklidi. Oturayım canım. Allah Allah. Ayca ne yapıyorsun? Bugün tarzımı değiştirdim. Artık her gün bir tarzlı yapacağım. 6. Tanıyamadım ben de. Değil mi? Ben de ilk... Sordum. Hoş buldum abi. Yok, konusu geçti ya, ben baktım. Bugün bir tarz değiştireyim dedim. Favori gelin adayın Aycan mıydı ya? Ben yanlış mı duydum Didem diye yoksa? Benim beğendiğim gelin de Didem ve Gamze'ydi. Evet. Gamze hala duruyor gerçi. Sen hiç ekrandaki gibi değilsin. Ne gibi? Ve ekranda gördüğüm böyle bıcır bıcır. Niye? Sana, seninle ne kötü şeyim geçti ki? Ben hiçbir şey yok canım. Ben seni hala seviyorum. Ayrı mevzu ama dün içinden başka bir şey çıktı yani. Senin izlediğin bölümlerde bıcır bıcırdım ama enerjimi bıcır sömürdüler. Evet. Sen ne yiyeceksin mi ondan? Ben tost yapıyorum. Anlatabiliyor musun? Bu şimdi biraz saldırmadan sömürüyorlar. Yani. Yani bu benim karakterimin kötü birisi olduğum anlamına gelmez. Hayır, tabii ki kötü birisi değilsin canım. Saçmalama, ama sen şimdi öyle görünüyordun, böyle değilsin dersen yanlış anlaşılmalara ama müsait oluyor. Ama ekranda göründüğüm gibi değilsin. Dün çok farklı davrandım. Açıdan. Dün kötü bir hareket yapan ben değildim, farkında mısın? Elini masaya vurmam falan değişik geldi bana. Elimi masaya vurmam mı? Sana karşı mı yaptım yok o hareketi? Yok bana değil. Kime? Ortada yaptın ya bize. Hayır, orada tepkiliydim, şey size de yapmadım. Yoksa ben seni sevmem, ben ayrım yapmam yani. Senin onu da senin de doğum, onu da yanında olurum hiç. Neden koşarak gidersin ki yani, onu anlamam. Haklıydı ama Adnan haklıydı işte. Baştan söylememesi sıkıntı oldu. Yoksa evlenip ayrılmak, ben de gurur duyuyorum, evlenip ayrıldım. Kime ne yani? Mehtap da evlenip ayrıldı. Kimsenin evlenip ayrılmaya bir şey söylediği yok. Söyleyemezler de, kimsenin hakkı değil o. Aynısı senin başına gelse ne yapardın? Sen söyleyemeyecek bir ortamda olduğunu düşün. Henüz fırsatın olmamış, söyleyememişsin. Ve karşındaki adam sana böyle bir tepki göstermiş. Sen ne yapardın? Şimdi şöyle düşünürsek, bir aydır mı buradasınız siz? Bir aydır, ben mesela bu eve ilk girdiğimde söylemiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Tamam, söyleyemediğini düşünelim. Ayça ne yapar? Söyleyemedin, Ayça ne yapardı? Bilmiyorum, hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani ben söylerim çünkü. Empati kur. Genelde söyleyemeyenler hep üstüne hani çıkıyor. Bir yola girmeden söyleyemem dedin ya, zaten bu adamla bir aydır konuşuyorsun. Bir yola girmeden söylenir bu. Bir aydır daha bunları konuşabilecek durumda değiliz. Bir aydır konuşuyoruz ama daha bu safhaya gelmedik. Zaten bir aydır yani sen en fazla 10 dakika. Sen izlememişsin. Bir benim aydır, görünmediğim yoksa bir aydır, aydır bizim var ya, oho senin o, yani senin hızında gitmiyor yani bizde işler. Mesela sen de daha aşama aşama hızlanıyorsun sen ilişkinde. Çabuk hızlanıyorsun. Bizde daha zor oluyor level atlamak. Adnan da zor bir adam biliyorsun. Ama kolay şöyle değil. Düşün, Adnan mesela senin yaşını öğrendiğinde, ki Aycan'dan mı öğrenmiş? Dün söyledi çünkü evet. Dışarıda. Yaşını öğrendiğinde buna bile tepki göstermiş. Onun üstüne rağmen sen demiş ki bana söylemek istediğin başka bir şey var mı demiş. Keşke bunu o zaman söyleseydin. İkinci bir şey yapmak istemedim. Anladın böyle daha kötü mı? Oldu. Keşke söylemek sen o zaman istemedim. Söyleseydin onu. Yani bir yola girdikten sonra konuşmak istedim. İkinci bir şey istedim. Yapmak istemedin. Dünkü tartışmasından sonra çat diye geldi, Mehtap onu söyledi. Üstüne oldu yine. Canı sağ olsun Mehtap'ın ya. Sıkıntı yok. Zaten bir şekilde öğrenecek. Benim bildiğim Adnan, eğer benim geçen sene gördüğüm Adnan'sa hayatta dönmez. Ama eğer senden sonra değişmişse hiç önemli değil. Ben de, ben de onunla yapmadığım şeyleri yapıyorum. Ben de bu kadın değilim. Benim bazı birçok şeyimi değiştirdi. Ama o da, onun da eski Adnan olduğunu zannetmiyorum. Herkes eski aynı şeyi söylüyor. Eski Adnan'sa dönmez ama eğer Adnan değişmişse belki bir ihtimal affeder. Yaş çok önemli bir şey değil çünkü. Yaş sadece bir rakam ya. Yaş nedir? Komple silse ötekilerimiz, seninle bir yola girse, yeni gelen aday adam yine açık. Hani ama ben adam çok büyük belirtti. Bir açıklamada bulundum. Siz bunu biliyor musunuz? Ne dedim? Ben dedim burada Gökhan olmazsa başka hiçbir adayı tanımayacağım. Sonra da beni gönderin dedim. Biliyorum söyledim. Evet, büyük konuştuğunu söyledim. Evet. O kadar mı söyledin? Çok netim. Büyük konuştum. Şeyler büyük diyorsun. Konuştum ama hatırlatın bu lafımı bana. Bu lafımı bana hatırlatın. Bu kadar büyük konuştum. Adnan için aynı şeyi söylemiş miydi?
salata yapıyor, biri bilmem ne yapıyor falan. Öyle büyüdüğüm biri için biri sofrayı kurar, biri hazırlar falan filan yani ufacık. Mesela aynen. Akşam yemeği olmadığında böyle biraz kavurma üzerine yumurta kırıp masaya koyabilecek biri olmalı. Yani. Kahvaltı yapmak isteyen gelsin. Öyle özel yemek istemeyecek. Hani salata, çorba, akşama ne pişirdin diyebilecek bir tip değil de. Hani gelir gelmez. Ne varsa onu yiyelim diyecek. Evet yani hemen girip de o aparatif hazırlayıp ben de diğer hazırlıkları yapabileceğim bir yolu. Kızlar bu arada bugün Aycan'ın doğum günü. Doğum günü kutlayacağız Aycan'ın. Hadi ya. Hani nerede o? Damatlar evinde. Ay bir şey benim haberim yoktu. Benim de ben de burada öğrendim. Ne haber? Peki sayılmaz. Neden? Daha neden diyorsun Gökhan? Şuraya var ya canım. Demet Akalın bile Gökhan değişimle dalga geçmiş ya. Daha ne olacak? Vallahi mi? Şu ismi söyleyemiyorum. Evet. Demet abla buradan sana sesleniyorum. Söyleyeceğim. 2014'te bir tweet atmıştım. Sen önce onu bir bırak. Ya ben cidden açıklamayı niye bekliyorum biliyor musun? Senin bana umut verdiğini falan düşünerek değil. Ben sadece cidden senin bir adayın olarak senden hani eğer böyle bir şey varsa ben Rabia'yla Didem'le girdiğim gibi rekabet ortamına girmem. Zaten sen benim için Adnan gibi bir şey değilsin yani. Daha değersizim yani. Ben çok büyük... Gökhan, burada. Sen var ya bu ilgili burada. Sözlerimi duymak senin hoşuna gidiyor. Niye? Buradan çıkardım sonuçta. Sen Adnan gibi değilsin. Didem gibi mücadele etmem deyince oradan o çıkıyor. Hayır mesela ben Rabia'yla Didem'le olduğum gibi olmam. Çünkü ben Rabia'yı cidden seviyorum. Ya yani eskisi gibi sevmiyorum. Ya, ama seviyorum. Arkadaş. Hayır. Ben şey istemiyorum. Ben Rabia'yla rekabet ortamına girmeyeceğim. Ben sadece seviyorum muyum? Seviyorum. Bu evde tanıyabileceğim, hatta gelen gelecek olan herkesi direkt kafamdan sildim. Kim gelirse gelsin umurumda da değil. Ben bu kadar net konuşmuşken anladın mı? Zaten benim sevgim, hoşlantım, beğenim tüm her şey ortadadır. Benim ekstra bir şey söylememe gerek yok. Çünkü ben bu eve evlenmek için geldim ve ben herkesle ilişkimi kesiyorum. Görmediğim hiç, insanlarla. Ben dün sana bir şey söylüyordum. Tam o esnada Rabia geldi. Ben dedim Rabia'yla tamamen bitirmedim bir şeyleri dedim. Evet. Bunun farkındasın değil mi dedim. Evet. Ve dedim bir şeyler yapıyorsan dedim hani bunun karşılığını bekleyerek yapıyorsan yapma dedim. Evet ben onu konuştuk. Sonrasında ne oldu? Ben sonrasını merak ediyorum. Ben de anlamadım sonrasında. Barıştınız mı şu an? Bir ilişkiniz devam mıydı? Bilmiyorum sadece sarıldık. Sadece sarıldınız. Yani o an sarıldık. O karşılıklı his mi? Ya evet karşılıklı his değil diyemem. Gönül isterdi ki senin karşına oturup böyle rahat rahat bana duygularım varken bunları anlatmayayım ama evet. Merak ettiğin için anlatıyorum. Seni kırmak için anlatmıyorum. Anladım. Yok, hani şey bir şey söylemek istemiyorum. Sadece tabii ki. Bu saç stili sende biraz böyle ağırlık getirmiş sana yani. Ulaşmış. Kötü vallahi. Bir şey mi dedin, iyi bir şey mi dedin Gökhan? Bazen şey anlamıyorum sana. Çılgınlık yapmıyorsun en azından. Ben yok ki Gökhan'la ne yaptın? Gökhan'la mı? Tanıdık senin. Barıştık. Gerçekten mi? Tabii biraz yine kırgınlıklar vardı. Şaka gibi ya, hangi ara barıştın? Arıyorum ben onu. Aycan'ın çağırmasının amacı neymiş peki? Aynen. Ben, amaç ne? Ya bir şey söyleyeyim mi seni sana? Seni isteyip niye Aycan'ı çağırıyor ki? Bir şey söyleyeyim mi? Bana tepkisinden, ben bu arada bana neler yaptığını gördüm. Seni kıskandırma amaçlı mı yapmış yani? Ya ben ne dedim bunu biliyor musun? Gittim. Böyle şeyler olsun istemiyorum. Kimsenin adını ağzıma almayacağım dedim. Bir daha dedim. Adını gerçekten ağzıma almıyorum şu an farkındaysanız. Sarıldık işte özür dilerim dedim. Oy. Ondan sonra kıskandırmaya çalışma beni. Ben dedim istemiyorum böyle şeyler. Hani Aycan muhabbeti falan dedim. Yapma ne olur dedim. Ben o ne dedi? Seviyorum dedim. Öyle deyince. Hatırlamıyorum hiçbir şey. Ben bir ara bir baktım. Dedi ki niye titriyorsun dedi. Bir ara bir baktım sarılıyorlar falan. Titriyordu ben kalbim çok kötü atıyordu. Niye kalbim bu kadar atıyor dedi. Heyecanlandım çok dedi. Sakın mı sarılın? Evet heyecanlandım çünkü özür dilemeye gittim. Bak hani biriniz sefer... iyi olun. Doğru da dertleniyor. Ne i̇yi oldu? Olmaya çalışacağım ya. Hani şeyi beni sevmiyorum. Zaten. Tutup da Gökhan'a şunu soramam. Niye Aycan'ı çağırdı? Niye şöyle? Hani bu sorunları konuşmaktansa gidip sevgimi göstermeyi tercih ettim anladın en mı? En doğru evet. Hani sakin bir şekilde gittim. Sert bir şekilde gitmedim. İşte bazen ters tepiyor ama erkek. O
tavrını koyacak ya, erkek egosuna giriyorlar. Hmm. Sen yaklaşmak istesen bile seni itiyor. Tavrına devam ediyorlar. Vallahi dün beni itmedi. Dün beni itmedi. Dün ben çok mutlu oldum. Güzel. Sonra 12 saat dağıldı. Dağılmasa daha çok sarılırdım. Zaman ne çabuk geçiyor değil mi? Çünkü özlemişim, anladın mı? O küslük o dönem hani olmuyor. Öyle geçmiyor. Şey çok güzel ya. Mesela kavga ediyorsun ya çok sevdiğin birisiyle. O ilk kavuşma anı vardır ya böyle. İşte hani, dün mesela ilk defa sarıldım. Ondan çok sonra başka şeyler hissediyorsun. Aynen. En başa dönüyorsun. Yani. Özlemişim. Gerçekten küs kalmayı istemiyorum. Yani küs kaldığımız dönemlerde bana işte kinayeli kinayeli konuşuyor, istemiyorum. Hani o bir çok donuk konuşuyor Gökhan ya. Ben onu da görmüyorum. Gökhan'ın duygularını anlayamıyorum. Çok böyle dümdüz robot gibi duruyor. Hani mimiklerini şeyini çözemiyorum, anladın mı? Ben sadece şunu diyorum. Evet, ben senin için her şeyi yapabilirim. Hatta gelen, gelecek evdeki tüm adaylara gözümü pat diye kapatmışsam, sen bana umut vermeden ben bunu yaptım. Ama ne diyeyim yani Gökhan, ben vallahi evet bu gibisin. Hislerimi değiştirmiyorum. Aday hiç pişman değilim. Gözümü kapattım. Hiç pişman değilim. Diyorsun da yani adaylar, daha bir gün önce adaylar içeride oturuyor canım benim. Şimdi gidip umurumda konuşabilirsin yani. Umurumda değil. Ben senin önünde bir duvar değilim. Umurumda değil. Anladın mı? Arif de orada duruyor, Metan da orada duruyor. Gidip konuşabilirsin. Umurumda değil. Umurumda değilse konuşmayacaksın. Sen niye beni anlamak istemediğin, hani ya anlatmak istediğimi değil de niye hep yan anlamları anlamaya çalışıyorsun? Niye esas konuya bakmıyorsun? Esas konu şu. Kendi kafanızda kuruyorsunuz. Kurmadım bir şey ya. Burada konuştuk. Akışına gidiyor. Ben bunu ne Hazal'la konuştum ne bir başkasıyla kendi konuştum. Kendi kafanda dedim. Bir Hazal'la kafamda konuştum. Da kurmadım. İnsan düşünmeden bir şey soru sorabilir mi ya? Şu anda şeye göre konuşuyorum. Ben tüm hareketlerim benim buradaki şey şimdi yani. Şimdi sen şu an anlık dedin ki senin Rabia ile ilişkin var anlamına mı çıkardın? İlişkiniz diyorum. Olursa hani bak, baştan belirtiyorum. Sizin ilişkiniz var mı diye sordum. Kırma. Bak bunu amacımı anlatayım mı sana? Aslında burada bir şey yaptım. İlişkiniz ben var mı diye sordum. Sen ilişkin var ya da yok diyecektin. O kadar aklım çalışan bir adam ben. Bana öyle evet, şeyler sormuyor ki. Ben zaten dümdüz bir adamım. Ben zamparaysam zamparayım dedim. Bilmem neysem onu dedim. Bunu. Ben hiçbir şey gizlemedim ki. Bana böyle oyunlar yapmana gerek yok ki. Ben kapalı bir kutu değilim ki. Ben oyun yapmadım ya. Ben gayet zarfı açmışım. Okunaklı bir adamım yani. Bunu bana direkt sorsan direkt söylerim sana zaten. Yani şimdi doğum günü olacak. Erkekler gelecek. Yani ben seviniyorum da. Semih de gelecek. Yani. Dans edemeyecekler. Edersiniz be Hazal. Belki düzelirsiniz. Özledim diyorsun dünden beri işte. Dün geldi, sanki onun düşmanıymışım gibi elimi sıkmadı bile, gitti direkt bahçeye. Ben ne bak emin ol, bana söyledikleri kesinlikle seni kıskandırmak içindir. Ya bak ben bu kıskançlık olayını zaten yaşadım. Bu cümleyi neden sana kuruyor ki, anladın mı? Niye kuruyor? Ama onu kıskandırmak için falan söylemiştir. Araları düzelsin istedim. Hayır, araları düzelir biz belki. Zaten kıskançlık yüzünden ayrılmıştık. Yani. Yapmaması düzelir gerçekten. Araları düzelir belki. Zaten o hani sana o kelimeyi söylediği için ağlamıyor. Dün neden geldi bana selam vermedi diyor.
o da geçerli yani. Yarın çok güzel giyin ne demek ya? Şey mantıksız yani, ne yapmaya çalıştığını anlayamıyorum. Belki seni deniyordur. Ya da şöyle düşün, Mehtap hep kötü giyiniyordu, görüyordu. Şey belki de güzel giyin demek istedi. Dün Didem'in yüzünü hatasını vurdum. Kız 10 dakika sonra başladı. Falan yaparak ağlıyor. 10 dakika sonra idrak etti. Kıza bir şey söyleyip anında anlıyor. Çok sadece onu gerçekten özledim ve artık üzülüyorum. Gerçekten seni üzül diye söylemedim. Tepkin, hani belki senin dikkatini çeker de bir tepki verirsin diye düşündüm. Böyle ağlayacağını düşünemedim ben. O artık sondan ama, ama ağladı. Elimi sürdüğüm kişi ağladı. Dokun bakayım. Ya yok, artık... elimi sürdüm de eleniyor ben, biliyorsun. Ben rahatım, korkum olmadı. Yok artık son damla mı oldu ya? Ya böyle. Gel bakayım sen bana. Deli midir nedir? Ya, sanki düşmanmışız gibi. Merhaba de. Merhaba de, elimi sık. Siz Rabia'ya gıcık mı oldunuz da Aycan'ı bu kadar destekliyorsunuz? Desteklemiyorlar, konuşuyorlar. Ben Aycan'ı desteklemiyorum. Semih çok destekliyor. Aycan, niye yakam böyle şeylere bozuluyor sonra? Söyleyeyim sana, dikkat et. Bozuluyor mu? Evet. Şaka yapıyorsun. Ne? Yani öyle... Bir şey diyeceğim, ben bir kere hötçü 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 diyordum ya. Demek ki sen misin? İşte kestim ya her şeyin önünü. Daha ne istiyorsun? Erkek gibi davranmaya başladım. Yakında şöyle olacağım. Elinden tut, götürsene beni. Evet. Elinden tut götürüyorum. Bunu masaya. Öt de bir bakayım. Ses çıkar. Nasıl hoşuna gidiyor bak. Nasıl hoşuna gidiyor orada. Malzeme ama çıkıyor. Nasıl malzeme çıkıyor. Nasıl laf sokacak. Nasıl düşünüyor kafasında. Bayanların yanında laf sokmuyor. Ben gittikten beklesin. Sonra mı gıybet yapacaksın? Yani. Sen balkondayken fişlikçi. Ben senin işini yaptım sana. Sen istersen biraz çık hava al. Gitme gitme. Gitmeyeceğim. Kalk kalk. Oo, gitmesini istemiyorsun ha. Evet. O kadar seviyorsun. İstemiyor. Çok uyumlu musunuz ya renk olarak? Evet. Farkında mısın? Yalnız fark ben... ettin mi? O da böyle yabancı havasında. Böyle saçları yapıştırmış, öyle giymiş toplama. O da bugün öyle... tarzımı değiştirdim. Sanırsın ki anlaşmışlar. Bak sanırsın ki anlaşmışlar. Öyle giymişler. Güzel. Hani öyle i̇şte giymişler. İç anladın mı? Bazen böyle gözlerinle anlatırsın bir şey dediğini, bazen de hiç anlatamazsın. Biz genelde biz telefonla anlatıyoruz ama. Ha, telefonla mı konuşuyorsun kardeşim? Hayırlı olsun. Ben konuşuyorum valla. Sizin ilişkiniz var. Ha, doğru. Ya Aycan. Aycan. Hadi bakalım. Çok alışmıştım buraya. Kardeşim görüşürüz. Hazır sen söylüyorum. Yok. Sormuyorum, söylüyorum. Söz. Söyleme. Makara yapıyor bende ya. Ha, öp hadi. Tamam. Öpmeyeceğimi sanıyorsun ya. Hayır, öpmeyeceğim. Elini sıkacağım. Öp kızım oğlum. Bozarım beni bozanı. He? He? Öp kızım. Hadi öp hadi. Öp. Hadi öp hadi, öptü. Öp. Sen iyice... Hayırdır aslan? Görüşmeye aslan. Gençler görüşürüz. Selam görüşürüz. Söylemiyorum. İşte. Ben karışmıyorum abi. Sonra fırça bana patlıyor. Suat abim. Bir şeyimi unuttun mu? Tabii tabii. Telefonun falan kaldı. Allah Allah. Suat şey abi çorbam. Olay. Ya, harika. Olur. Sağ ol. Ne bileyim abi. Değişik olmuş. Kıpır kıpır olmuş. Eyle hoca sığmıyor. Tüm damadılar. Bu oyunu oynayacağız ama. Söyle mi? Geldiniz oynayalım. Tamam, seneye oynat. Bu oyunu oynayacağız. Sus be oğlum sen de. Sen de oynayalım. Aaa. Sen geldin galiba Suat abi. Benim bir işim var, yapayım da geleyim var. O ne? Valla penceresiyle geliyor ya. Ne çorbası bu? Tarhana. Hazır mı? Hasta çorbası mı? Suat abi. Sürprizim var. Hepsini al. Ay, tamam. Ne oldu sen aldı gibi geliyor. Kız. Ne oldu? Seni çok özledim. Ben de çok alıştım. Yemin ederim. Yalnız bir şey. Özlemişim ben seni. Beni özlemeyeceğim. Tabii ki beni özlemeyeceğim. Evde karşılamamı özlemiş misin? Çocuk hakkı merdivenlerde. Özlemez mi? Özlemiyorum. Ne haber? İyi dedin. Size de selam. Gökhan'la Türabi'ye barışmış, tamam mı? Onu biliyorum ama bir ilişkiye başlamamışlar. Farkındayım yani. Bir ne yapayım abi, barışlar. Ben de seviyorum yani. Leyla abla, bir sen de bahçeye çıksana. Çok acil. Ne? Çok acil. Ben mi? Ne? Ama bir şey konuşuyoruz da şurada. Çorba onun... Tamam, içersin o bilmiyor Gökhan'ı. İçersin Leyla abla. Tamam, çorbamı alayım gideyim. Allah Allah. Allah Allah.
Neydeyse bu kadar acil. Leyla abla çok acil Leyla abla. Ne ayak ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi... Bahçede bir şey var, tamam mı? Üzülmeni istemiyorum, tamam mı? Hadi Hala yapalım. O yüzden mi ağladın? Gözlerini kapat. Bak açarsan konuşmam, tamam mı? Açarsan vallahi konuşmam, yemin ederim. Hadi Dilek lütfen. Atlan ben senden hiçbir şey yapmıyorum. Ben tamam. Tek bir kanat. Dilek. Geç kardeşim, mumları dizdim ya hani. İşim gücüm yok, mumu dizdim yani. Bir tane var. Evet, Dilek'i diliyorum. Hazır mısınız? Vallahi Dilek. Sesli mi dileyeceksin? Evet. Diğer şey de bana dönüyor. Hadi tamam, bekliyorum. 22'ye yeni girdim. Ben çık şuradan bana. Sen bunu bayılacaksın. Şey, Aycan sana hediye aldım. Hayırlar benim. Neden? Valla görmüşsek için. Aldı hediye aldım. Hediye aldım. Neyse düşün ben de bir şey. Buradan çaldım da gidecektim değil mi? Onu da ablandan çaldım. Gıybet hepinize gelsin. Söktüm onu kanka. Bak bak kızgarsan yoksun şu notu. Öyle bir şey yakalamışım ki. Konuşma değil abi, bir bakış attı böyle var ya. Gökhan buna. Bu da hemen böyle ondan şey aldı, hemen böyle bir koltukları kabardı. Gördüm onu. Haberin olsun. Buydu söyleyeceğim Didem, hepimize söylemiş oldum. Yani o bakışları fena yakaladım. Zaten Ayça da dedi ya.
Hani Gökhan dedi ya Ayça'ya, ilk sen bana yazdın diye. Kim? İlk yazdın. İlk yazan kim? Ayça. Ayça, öyle dedi Gökhan. İlk sen bana yazmadın mı dedi. Aa, anladın mı? Anlamla. Gözümden bu şeyi kaçmaz, kaçmaz. Ama konuştular. Çözüm mü? Kendilerine eğlenmedik. Tabak ve çatalla. Tabak ve çatalla gelin. Tabii canım. Bir kere o Adnan seninle yakın. Niye ne olmaz? Böyle yapmaması lazım normalde. Adnan'a çok şaşırıyorum zaman zaman. Adnan'a zaman zaman şaşırıyorum. Geliyor bak ilk kardeşim diye öpen beni. Kafa karıştırıyor anladın. Aynen. Ama kafa karıştırıyor. Çünkü onlarla bir kere eski arkadaş, yani. İyi arkadaş. Hepsiyle erkekleri. Baksana herkes... Ya bırak seni sevenler orada, sevmeyenleri gözlerine takıyorsun ki. Allah Allah, bir gül la bir gül. Hazal nerede? Geç, gelir. Sen pastanı kes. Teşekkür ederim, hadi. Geç. Neyse keseyim beyler, bari. Beyler, kız pastasını kesiyor. Destek olsanız. Şöyle de bir şey var. Tamam. Bu evde gıcık bir karakter olabilirim. Kalk kalk. Bu evde her şey olabilirim. Hepinizle tartışmış olabilirim. Ya. Ama doğum günüm ya. Azıcık gülelim, horon oynayalım, roman oynayalım. Bana doğum günü. Ay ne söyledim. Doğum günüm bugün. Ben sizin benim böyle yapmazdım. Eskiden nasıl eğleniyorduk doğum gününü hatırlamıyor musun? İşte demek ki anladın mı? Ben böyle bir şey yapmam. Mutsuzsam bile o an alkışlarım. Sen seni sevenleri düşün. Boş ver sevmeyenleri. Gel Gökhan birlikte keselim. Ha. Yo hadi ya doğru söylüyorsun. Hadi. Ben tek mi keseceğim? Diyelim kısmet geldi. Hadi ya şundan bir kaldır. Hanımlar buyurun ya. Lütfen şunu bekliyorum. Gerçekten buyurun. Rica ediyorum yani. Hatır için buyurun. Dur bekle. Hatır için ya. Tadı yok. Tuzu yok yani baksana. Hazırlık ol. Evet hadi sen kes. Kalbimi almışsın. Bir pastayı kesmişsin. Çok mu? Beraber tutun bıçağı. Sen bunları Gökhan'ın hazırladığından haberin yok mu? Ya git anlam. Ney? Beni yardım etmek lazım. Ha bir de kandırıyor. Demir kardeşim böyle mi oldu? Öyleyim. Hadi birlikte keselim. Bence senin hakkın. Tükür aynen. Öyle kes. Aynen öyle. Dur. Kes. Sen kükürden kesiyor, kesin. Tükür de kes diyor ya. Hazansız Hazan kestim. Nerede? Hazan'ın işi var. Hazal gelin de bıçaklarsın. Ne yapıyorsun ya? Çok ben, iyi dur, ya, dur, dur. Çok güzel ya. Dekor o, dekor ya. Dekoru kestim. Aa, dekor. Oğlum dekor, pastamı getir. Yo bence en üstteki pasta, en üstekini kes. Ya üstteki pasta. Şunu keseceksin, en üstteki pasta. Pastanı. Bu yenmiyor. Şuna bakalım. Aykut senin Allah'ın. Pastam herkes elledi ya. Aykut ne yapıyorsun Aykut? Herkes elledi pasta. Aa evet en üstteki pasta. Yeniyor mu? Oğlum ne bileyim daha önce böyle bir pasta mı kestim? Oğlum orada bir tek bir şey yok mu? Oradan verin bari. Dekoru kesti, inanamıyorum. Bu yaptığını iyi oldu. Lütfen, lütfen. Kendi bak, şey yaptı. Çekilmişlerdir. Canım bu kadarmış işte. Yo, al kardeşim. Ya oğlum bana kristal de geldi. Geliyor. Gel, var ya. Gel, gülme zaten dişlerim pis. Gülme. Isır, ısır. Hadi. Sen var ya hiç. Demek ki sen dışarıda kalsın, aç kalırsın. Yok, çatal olacak, bıçak olacak, aç ağzını. Burada varmış da ya. Tebrik ederim. Mola ablan. Dönmüyorum. Dağıtmasın. Merhaba. Ben doğum günümü daha farklı hayal etmiştim. Çünkü uzun zamandan sonra yalnız değil arkadaşlarımla, en azından arkadaş sandıklarımla kutlayacaktım. Erkekler evinin hepsi arkamdaydı, destek verdiler sağ olsunlar. Ama bazı insanlar, bazı insanları siz anladınız. Hiç insan bir ağzının ucuyla doğum günün kutlu olsunlar. Ben orada size eğlenin, yanımda durun, kanka dost olalım demiyorum. Bu bir doğum günüdür. Ben sizin iyi gününüzde her zaman yanınızda oldum. Kötü gününüzde de arkanızda oldum. Ama siz benim doğum günümde ağız ucuyla bir doğum günümü kutlayamadınız bile. İşte herkes kendine yakışanı yapıyor. Kızlarım birbiriyle oyun oynuyor abi. O kemanlar yalanmış, yoğun duygular hissediyorum yalanmış. Bu eve geldiğimden beri bir tek senin gülüşün hoşuma gitti. O yüzden sana pasta getirdim diyeceğim. Pastayı Gökhan'a mı götürdü, Aykut'a mı? Ben onu çözemedim. Bir hamle yapman hamle lazım. Hamle yapa yapa hamlelerimiz kalmadı Albert. Ya be, yaptığın kimya işin olacak insan. Didem'in kalbini parçaladı. Demek ki Didem'in ona karşı duyguları, hissiyatları hiç onun için önemli değilmiş.
omzumun yanında durmak yerine gittin diğer arkadaşlarınla beraber tavır aldın. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Gel Mete, iyi yaptın. İyi yaptın. Senin yerin burası. İçtim iki kaşık. Saçını mı kestirdin? Ama güzel saatler olmuş. Toparlandı.
Serpen en güzel sahne de daha dün bir daha onunla olmam diyen Aykut'un Gamze ile sıcak temaslı dansları. Vallahi maşallahları vardı. Dün tepki göstermiş bir adam göremedik. Bizim orada asan kesen bir Aykut da göremedik. Maşallah Aykut Gamze yokken asıyor kesiyor. Gamze'yi görünce pisi pisi. Şimdi ilk defa bu kadar mutlu oluyorum. Çünkü insanların hepsi benim düşünerek bir şeyler yapmış. Kardeşim benim için bir şeyler yapmış. Çok güzel yapmış ya. Sen bunu al eve götür, bence salona bir yere koy. Ya da bahçenin bir yerine bir yer yapma. Çok güzel. Ayca'nın köşesi diye. Niye Hazal hala yok ya? Benim hiçbir doğum günümde hiçbir sevdiğim insan yanımda yok. Niye, bugün yok mu? Var. Buradaki insanlar seni seviyor. Evet. Herkes değil tabii de. Bilmem. Küçükken mesela her sabah hazırlanırdım böyle, tamam mı? Hep böyle prenses kostümleri falan giymeye çalışırdım. Oramı buramı süslerdim. Doğum gününde mi? Hep annemle babamı beklerdim, unutmadılar diye. Sonra işte çıkardım. Aşk adamı. Ama çıktığımda ne annem doğum günümde olurdu ne babam. Vallahi benimkini hiç kutlamadıkları için öyle nasıl bir duygu bilmiyorum yani. Hasretini bilmediği için. Ama ben çok özenirdim. Yaşıtlarımda hepsinde vardı. Benim daha ailem bu zamana kadar bir kere pasta kesmedi bana. Ben anama derdim ki, ana derdim, doğum günüm derdim, hani ne yapacaksın? Sen bana ne yapacaksın derdim. Niye derdim ben sana ne yapacağım, benim doğum günüm. Seni doğuran benim. Yani aslında benim doğum günüm. Annemi kutlayacağım gün. Kendimi değil. Doğdum diye, beni doğurdu diye, anam oldu diye onu tebrik ettiğim gün. Yani benim annem anlayacağın yılda 4 kere doğum günü kutluyor. Abi, ben, kız kardeşim kendi. Bizim doğum günümüz kutlamıyor. Çünkü doğurduğu için onu kutluyoruz. Böyle. Daha iyi geçiyor. Hemen birden işte şey oldu. Ama diğer arkadaşların da böyle yapmamasını isterdim. Sonuçta bu evde her şey olabilir. Ben o kadar da kötü birisi değilim ki. O onların ayıbı. Boş versen onları düşünme yani. Ama o kadar da kötü değilim yani. O köşede oturup hiçbir şey yapmamışken
Ben herkesle tartışmışken bile burada birilerinin doğum gününe hep yardım ettim. Bak Didem'le küstüm, Adnan'a yardım ettim yine. Rabia'ya da senin doğum gününe yardım ettim. Burada elimden geldiğince herkese bir şey yapmaya çalıştım. Bugün benim doğum günüm ya. Demek ki senin kadar iyi niyetli değillermiş. Ya da bu evde sevinmiyormuşum birkaç kişi hariç. Bu öfke, bu kin, anladın mı? Bu başka bir şey. Bu başka bir şey. Mutlu bir günüm ya. Bu benim doğduğum gün. Sen de mecburiyetten mi yapıyorsun? Kusura konuşma. Ya ben canım istemem bir şey yapmam ki. Evet. Ben kızdım Rabia'ya da kızdım şu an yani, anladın mı? Çünkü o yanlış hareket. Ben öyle bir şey yapsam, doğum günün için seninle dans etmişti deyip seni alırdan dans ederdim. Gökhan'ın her şeyi yalanmış bana yaptığı. Doğum günü o diye keman, mi kıyamamış? O keman. Kıyamadığından mı dansa kaldırıyor? Ah neyse. Gökhan tutarsızlıklarından dolayı sabah akşam değişen duygu kararsızlıklarından dolayı ilişkisine kötü yansımakta. Gökhan kendi eliyle, el örgüsüyle yapmış olduğu nazar boncuklarından oluşan bir bileklik vardı. Daha önce Gökhan ve Rabia arasında yeterince kriz yaşandı, kavga oldu ama hiçbir zaman Rabia o bileğindeki bilekliği çıkarmadı, atmadı. Dün Rabia'ya sarılıyor, ertesi gün Aycan'a sarılıyor ve bu sürekli sirkülasyon halinde devam edip gidiyor. Bu tutumunu Gökhan'ın kesinlikle savunmuyorum, son derece yanlış. Tarafı belli değil. Sağ tarafımda bir kız, sol tarafımda bir kız. Diğer kızlar da bana gelsin profili çizmekte ve Rabia'nın çok ciddi derecede canı yanıyor. Kesinlikle Gökhan'a karşı güvenini kaybetti ve bileğindeki bilekliği kaldırıp yerlere attı. Hiçbir şeyine inanmıyorum ona. İnanmakla zaten hata etmişim. Bilekliği yere attı. Sen mi ağlıyorsun? Tamam, şöyle geçelim bir sana. Böyle mi oturacaksın? Ha, öyle. Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Ha, niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorum? Ha, bilek yere attı. Güzel. İyi bak Nazlı. Niye ağlıyorsun diyor bana ya Didem. Hadi çocuklar görüşürüz. Hoşçakalın. Niye ağlıyorsun diyor. Daha ne oldu? Mutlu yıllar yine. Sen? Ya önemli yani, değil. Kötü enerjiler var aramızda. Bacım. Kardeşim. Bacım. Canım. Oğlum, kendine iyi bak. Tamam. Çok iyi bak kendine kardeşim. Sakın böyle yanlış bir şeyler çıkartma ha ben. Sana olan... Şimdi git bak, ben hazırla neler neler söyleyeyim. Sana olan samimiyetimden yana. Kıskançlar, siz üzülün. Güle güle. Kıskandığınızdan bir hep tebrik bile edemediniz. Ben de.
Ben de sende. Adım böyle mi? Aykut bir Aykut. Kendine. Ben isim tutamam aklımda. Özel olması gerekiyor. Aykut'un dişi de yamukmuş ya. Allah Allah. Dünkü Adnan'la olan kopukluğumuzdan sonra bugün hiç konuşmadık. Açıkçası inadından dolayı gelmeyeceğini tahmin etmiştim. Gelse de ne diyeceğini bilmiyor bence. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyor. Tıpkı benim ona nasıl davranmam gerektiğini bilmediğim gibi. Sanki bir araya gelsek olay henüz çok sıcak ve konuşacak şey bulamıyoruz gibi. Ama biraz sanırım zamana ihtiyacımız var. Tamam yürü kızı. Bebek yapacağız ya. Ya kızı ne kadar şanslı bir kızsın sen ya. Ne şansı, adamlara baksana. Surat düştü hepsinin. Kanka sıkıntılar ya onlar şu an. Kıskanmışlardır ne biliyorsun. Çoğunlukla kıskanılacak hayatım, bir şey çok güzel bir şey. Tamam da ben var ya şey yapardım. Hı, çok keşke biz daha biz oynasak. Vallahi çok güzeldi. Tebrik ederdim tamam mı? Ben ettik. Çok üzüldüm. Ha. Hayır onlar değil. Ben yapmazdım. Ay ağlama sus ya. Saçma senin. Bugün doğru. Ağlayacağın gün değil. Tamam vallahi da. Yüzüne bulaştırırım sus. Sakın ağlama doğum günümde. Ağlamayacaksın. Pis Adnan beni doğum gününde ağlatmış da. Ne bileyim o kardeş. Kızımızda sim var yesek ölmeyiz. Ne bileyim. Mi? Ben yemem. Ağlamaz mısın? Hayır. Ağlamak istemiyorum şu an tamam mı ama. Kızlara mı üzülüyorsun? Hayır Hazal. Gökhan'la da oturdun. Hayır onlar değil. Ben burada herkese bir şey iyilik yaptım. Aycan şu an bulunduğun ortamın tadını çıkar. Bir şeyler yapılmış sana. Ya şey ağlamanın ne anlamı var? Şahin, al buraya git. Ya bilekliği kopartıp attı. Kim? Rabia. Ne bakıyorsun? Bileklik almıştık. Ben ona bileklik yapmıştım ya. He. Çıkarmıyordu onu. Onu kopartıp attı. Kızın doğum günü abi, bir şey yok orada yani. Abi kızın doğum günü, hepsi oraya gitti, cephe herkes aldı. Herkes girdi, cephe aldı kıza. Cephe aldı. Oraya kız... ayrı bir köşeye ha. Çekildir yani. Şey, sadece bir şey söyleyeyim. Hani duyduğumu söyleyeyim sana. Çok rahatlamış yani böyle çok... Gülüyor hala, kahkaha atabiliyor falan. Kim? Dedi, Didem. Sadece onu söyleyeyim dedim yani hani... Adnan için mi dedi? Aynen. Tamam, boş ver sen onları. Hayır, sağ sadece ol. Şey... Tamam, sağ olasın. Yani... Ben yanlış bir şey mi yaptım? O da kızın doğum günü. Kimse, herkes cephe aldı gitti. Her tarafı politik. Peki niye benim başıma geldi? Başka bir erkeğe bu kadar emek verseydim olur muydu? Ne ilişki? Ben sana söyledim ama bakışlarında bir samimiyetsizlik var. Neden bana sorun var ama? Neden? Of. Gece kalkıp etseydin, belki onun aradığı öyle biriydi. Kalkıp etseydin gece dansını, ay kıyamam ben sana ya. Kaldırmadı seni dansa değil mi? Görmedim de bir ara dedim acaba sen mi kalkmak istemedin? Burada sadece seninle ilişki yaşayan bir kadın var değil mi burada? Senin dün sarıldığın. Sen o insanı vay görmedin, geçtin, ezdin, geçtin. Canım sen kendini harap etme. Hiç kendini harap etme, üzülme. Bunlar benim son gözyaşlarım dedim sana zaten değil mi? Hayır, artık üzülme. Üzülme, yapacak bir şey yok. İnsanları değiştiremezsin. Neyse o şekilde evet, kabul edeceksin. Ben sana uymuyorsan... Ben onu değiştirmeyi göze alacak kadar sevmiştim ama. Sallamamla. İstemiştim anladın mı? Bir şeyler yaşayayım. Olsun, inanmıştım artık ona. Dün araları iyiyken bugün böyle olması normal değil ya. Şurada geldiğimde de iyiydi. Selamlaştık, öptüm, baktım. Orada çok beni davranmış. Görmüyor bile. Anlamadım. Merak etme, kimseye yar olmaz. Ona da olmayacak. Gör bak. Aynen, aynen. Ona aynen. Da olmayacak. Ona da olmayacak. Eden bulacak. Ya, ben o anlıyor bakışları musun? Yakaladım, yakaladım. Anlıyor ona musun? Ayça'yla olan o yüzden bakışları son ağlayan... Sen olmayacaksın. Abi o nasıl bakmaktı öyle ya? Yani. İkisi birbirine. Ben de gördüğümü gördüm göreceğimi yani. Yanlış bir seçim yaptım. Ben başkasına yapsam o kadar sevgiyi başkasına versem şu an benim çok güzel bir ilişkim vardı bu tabii evde. Tabii ki. Çok güzel, diğer çok da düzenli. Diğer erkekler niye böyle yapmıyor? Diğer erkekler böyle yaptı mı hiç? Kendine fazla özgüveni olan kadın da erkek de iyi değil. Yani diğer özellikle erkekler yapmadı. Aycan'ın peşin, Aycan ağlıyordu içeri girdiğimde. Sen de gittin
He. İlk gittim. Sen ikinci misin? Hı. Ben Rabia ağlamaya başlayınca gittim. Sebebini sordum. Hı. Niye diye mi soruyorsun dedi. Ondan sonra bak, kafayı bir çevirdim. Yerde bileklik var. Bilekliği kopartıp atmış. Sen ne yapacaksın? Aykut da Gamze ile gayet. Dans edebilir insanlar birbirleriyle. He? Sorun yok yani. O derece diyorsun. O yani, da önemli de diyorsun yani. İster önemli. He? Ne hissettiği önemli. Ben valla dans ederken gördüğümde gayet hisli dans ediyordu yani. Ben izlemedim, bakamadım ama öyle bir şey var zaten. Sen çıkam. De düşünün. Sen de gördün dansı. He? Gamze ile Aykut'un dansı mı? Ha. Vallahi bu gayet samimiydi yani. İşte bir şey tek beden olmuşlar. Tek beden, gözler kapalı. Aykut'un göğsüne elini koymuş böyle kalbine. Böyle yapıyordu. Sanki bildiğim böyle 4-5 aydan beri birlikteler. Aşk yaşıyorlar, öyle bir değişik bir şey vardı. İşte. Sonra geldi, bu adam diyor ki ben ona karşı bir şey hissetmiyorum diye. Ama Gamze... Yalancı olma o zaman abi. Tek taraf, tek başına mı dans etti Gamze? Bunu mu etti? Anladın mı? Kim kaldırdı? Kim kaldırdı? Aykut kaldırdı. İşte. Geçeceğim bunu. Allah Allah. Allah. Aykut da yani öyle değil. Aykut değil, da böyle yapıyor, böyle geçeceğim yani, anladın mı? İkili oynamayacağım. Değişik bir adam. İstiyorsan istiyorum diyeceğim. İşte Aykut da niye öyle yapıyor anlamadım ki arkadaş. İstemiyorsan niye kızdan sakal diyorsun? Yani? Bir hamle yapman hamle lazım. Hamle yapa yapa hamlelerimiz kalmadı abi artık. Ya be, yaptığın kimya işin olacak insan. Didem'in kalbini parçaladı. Demek ki Didem'in ona karşı duyguları, hissiyatları hiç onun için önemli değilmiş. Omzumun yanında durmak yerine gittin diğer arkadaşlarınla beraber tavır aldın. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Aykut diyeceğim. Bu eve geldiğimden beri bir tek senin gülüşün hoşuma gitti. O yüzden sana pasta getirdim diyeceğim. Tamam. Haydi. Ama ya bacım izin vermezlerse oradan geçemezsen. Kaç, kaçarsın. Ben seni biliyorum. Şunu düşürme. Oraya giderken şey yap. Şunu şöyle elinde tut. Hayır düşmez. Şu mumu al sadece. Meleği al. Al onu da koy. Hayır hayır melek. Tamam hadi. Bak gidemezsem geri gelirim. Gidersin. Bak yakıştırma yok. Aycan emin misin? Aycan. Geri gelirsen bir iki izin vermeyeyim. Almadan gelme çocuğum. İnsan bir gelir de bir tebrik eder doğum günümü. Orada iyi kötü birbirimizin elinden su yedik. Mutlu yıllar. Su yedik, ekmek içtik yalnız cümledeki terse bak. O kadar bak. Sinirliyim ki Leyla abla, doğum neye günü ya bu. Doğum günü sen abi. Sen suyu çiğniyorsun galiba. Ağzınızın ucuyla bana içten gelin sarılın, haydi coşun kopun demiyorum. Hadi gel kız, tebrik ederim sana. Senden nefret ediyorum ama hadi tebrik edeyim. Ben kaç sana bayılıyorum girdin? Ama saygı duyuyorum. Gerek yok şimdi sarılmamıza. Samimiyetsiz bir şey zaten. Abla ne yapıyorsun? Kızım. Orası çok kalabalık. Çok kalabalık da orada olmak istemedim. Sen 22'ye mi girdin? Benim çocukmuş durumumdan dolayı hayır, orada olamadım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu benim doğum günüm. Burada hepimizin bir doğum günü olacak. Birimiz düşünsenize o an burada evde dengeler değişik. O an mesela sen herkesle tartışın. Herkesin bir sorunu var. Doğum gününde tek başına mı oturacaksın? Burası öyle bir ev değil. Nasıl yemekleri her sabah canım tartışsak da birlikte bir şey yemek zorundaysak. En azından ağzınızın ucuyla hani ben size sarılın edin demiyorum. Arkadaşım doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu sen Hazan de. Derdi. Kızın manitasını Hazan elinden al, ondan dans et orada. Kızı ben böyle elinden bırak, anladım. Ondan sonra bu mu gelip seni hadi tebrik gel edecek? Dans edelim. Gökhan yapmadım. Kimse kusura bakmasın. Ama benim hissimin ben olduğunu söyledim. Aralarına da girmedim. Adam geldi dans etti yani. Ben niye etmeyeyim? İstedi mi etmeyi ama ben gidip Gökhan gel ne olur Rabia'nın yanından çekip alıp adamla dans etmedim ki. Bunları sana o mu hazırlattı fanların mı? Ya benim arkadaşlarımla fanlarım yapmış hepsini. Gökhan mı yaptı fanların mı? Ya Gökhan yapmadı. Gökhan yapsa söyler. Gökhan haberi bile yoktu yapmamış doğum günümün olduğundan. Arkadaşlarıyla fanları yaptı. Gökhan yapsa dün niye ben ona direkt ona dans yani etti diye, böyle bir şey yapacak erkek benimle ilişkiye başlar, adaylığa başlar ya saçmalıyorsunuz. Çocukla sadece dans ettim, ilgim sevgim de var her türlü ederim yani. O istediği sürece ben bir kızın yanından Rabia'nın yanından onun kolundan çekip mi dans ettim? Benim üstüme şey yapmayın. Bu çekersin benim vallahi. Çek edebilirdim kimseyi ilgilendirmez. Çekerim. Bugün çekmem yapma yarın niye çekerim. Niye çekmesin? Ederim. Niye çekmesin? Buraya bugün benim geldi doğum günüm. Buraya gelin beni tebrik edin. Evlenmeye geldi. Senin için geldi.
Geri mi gideyim ya? Niye öyle bakıyorsunuz ki bana? Yok, hoş genelde geldin. Eve basınma geliyorlar ya. Yok, benim adayım var kendi o. Aykut, sana pasta getirdim. Allah. Evet. Sen merdivenden çıkarken çok güzel güldün. Çok hoşuma gitti o yüzden. Teşekkür ediyorum ya. Afiyet olsun. Sen kızmıyorsun. Sizi seviyorum ve gidiyorum. Ne yapıyorsun? Kardeşim. Bize niye getirmiyorsun o pastayı? Kanka ya, durun şimdi bir dakika ama. Elin çocuğuna pasta getiriyorsun bize. Ya belki adayım olacak. Oo. Onu anladık zaten. Hani hoşlanmamıştın konuştuğunu. Olacağını anladık. Kanka, arkadaşım yakıştırma yapmayın dedim ben evde kızlara da. Evet. Sadece bak, yakılıyorum şuraya. Hadi bakalım. Sadece bir merdiven çıkarken çok güzel güldü. Gülüş hoşuma gittiği için. Kamzeyle ettiği dansı görmedin herhalde. Adnan fişlik verme ya. Ben istersem alırım. Gamze falan benim umumda olmaz. Vay. Bebeğim. Ben gidiyorum. Aykut'cum afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şahin'cim görüşürüz. İyi oğlum, ben ortalamaya göre normalim. Anladın mı? Normal. Siz uzunsunuz. Aykut, sadece sen yağma. Aklın kalır. Bitir onu. Ham yap hadi. Bugün Ayça bir garip bir gülüşten etkilenip Aykut'a pasta getirmiş. Aykut herhalde bizim bir hafta boşluğumuzdan yararlanıp çok ön plana çıkmaya çalışıyor. Biz bir aydır buradayız. Kimsenin bir şey götürüp getirdiği yok ama çok da sıkıntı yok. Ama Aykut'cum, lafım sana. Çakalların dansı aslanlar geri dönene kadardır. Dikkat et, geri döndüm. Yedirdiğin pasta boğazında kalmasın. Çocuk bir şeyler hissediyor. Artık kimseye de yükselmek istemiyor. Burada herkese cevabını verdi. Gerçekten ona bir şey düşünmüyorsam, ya düşünmeyi hiç düşünmüyorsam. Yok tabii, ben söylüyorum. Şey, o çekilecek kişi değil, anladın mı? Ben... Konu benlik değil, ben çekilsem bile. Konu benlik değil, ben yokum ki. Anladın mı? Konu Gamze. Gamze abi, Gamze'nin... He, ben şimdi bir şey bekliyorum. O tutarsa benim de zaten Gamze'nin işi olmaz. Ya, bu çocuğun da zaten işi yok. Bu sefer Gamze önüne baksın. Bir şey beklediğim bir şey var. Ben biliyorum seni ne beklediğini de. Bir penaltı kullanacağım. Şu olursa benim işim olayı biter. Şu gelenden mi olsun? Yok, hayır. Aynı sistem. O eğer Aykut onunla bir şey başkan da sana dönerse... Ya. Büyük bir hediye mi alacaksın? Çok büyük tezgah kurduk biz. Pahalı. Yapma. Hediye mi aldın? Bu maddiyatla ilgili şeyleri seviyor abi. Ne? Pastayı Gökhan'a mı götürdü, Aykut'a mı, ben onu çözemedim. Eğer Gökhan'a götürdüyse Ayca niye bu kadar hayır, seviniyor? Hayır, Aykut'a ilgisi varsa peki Aykut neden içeride değil de burada oturdu? Ne Aykut? Ben nasıl? Burada gördüm Aykut'u otururken ve kim canı, kime götürdü pastayı? Canı sıkkın oturup dediğini burada gördüm. Arkamı döndü, görmedim. Kim kime pasta götürdü? Kime götürdü? Pasta götürmedi mi Ayça? Evet, kime evet. Götürdü o pastayı? Ayca pasta mı götürdü? Benim Ayca mı götürdü? Pasta Ayça götürdü ama. Erkekler evine. Kızım, burada zaten erkekler yemedi mi? Kime götürüyor? Ben bir gideyim mi ziyaretine? Çorba için teşekkür de etmiş olurum. Bir de görürüm, bakarım ne olur. Kız, Suat abiyi görmek vallahi için bahane. Vallahi yok, çok merak ettim durum. Ortalığı bir analiz et. İkidir. Bakacağım. Sultan. Ben sana bir şey bak bu da az değil. İkidir, oraya gidesi var. Sabah da dedi ki, ay dur Adnan'la konuşmak için bir gideyim dedi. Göndermedim çünkü zaten aran iyi değil. Olacağı varsa da olmaz sen gidersen yani. Ama iyi niyetiyle gidecekti biliyor musun? Güzelce bir büyü olarak konuşacağım. Kızın seni seviyor diyeceğim demiştim. Evet, biz de gitme demiştik. Şimdi çorbayı bahane etti, gene gitti oraya. Farkındaysanız gitti. Giderken de Suat'a bir teşekkür ederim dedi. Tabii canım. Ya ilgisi var. Yok değil. Ama niye? Karizmatik şey adam bence. Ben Suat abiyi seviyorum ya. Karizmatik adam. Yani ben burada dün üzülüp ağlarken gelip konuşmayabilir, orada takılabilirdi. Neden böyle bir şeyi kendine görev edinsin ki? Oturup burada çok güzel, çok olgun şeyler söyle. İyi geldi yani onunla konuşmak. Biz nerede? Ha, erkekler evindeydik biz. Evet. Gene hangi bahçeden çaldın o çiçekleri? Ay, çabuk itiraf bahçe et. Bahçe var. Adı da ne bahçesi biliyor Suat musun? Suat verdi deyip de kandırma. Yeme bizi, yemiyoruz artık. Neye yemiyorsunuz? Numarayı. Tamam, ben size o zaman anlatacağım. Ne olmuş biliyor musunuz? Şimdi gittim oraya böyle, bir hışımla gittim böyle, kapıdan içeri girecektim ki ne oldu, aklıma hemen şu geldi. Ya ben niye söylüyorum dedim, gidip de dedim merak ediyorum ki dedim. Ben niye Ayça'nın pastayı kime götürdüğünü merak edeyim ki? Zaten belli Gökhan'a götürdüğü. Niye merak edip onlara da böyle bir Ayça, hava verin? Aykut'la görüşmemiş miydi? Aykut niye burada canı sıkmaz? O zaman ben size küçük bir haber vereyim.
Ay tamam, götürmeyin. Bir saniye, ben kimle ilgilendiğini bilmiyorum. O zaman size küçük bir dipnot geçeceğim. Ayça'nın pastayı kime götürdüğünü biliyorum. Ama lazım değil, biz de biliyoruz. Bu ara çok popüler bir isme götürmüş. Aykut'a götürmüştür. Aykut'a mı? Ay, çıkarken de merdivenden şey demiş. Gülüşün o kadar güzeldi ki... Bu pastayı hani getirirken şey yapmadım, hani isteyerek getirdim demiş. Gülüşünü çok beğendim demiş. Geç bahçeye geliyorum. Benim gördüm. Burada ondan sonra senin gülüşün çok güzeldi aynen, demiş. Aykut'a o da demiş ki başka birisi o kişi dışında. Ama demiş böyle bir engel var. Bir kızın ismini söylemiş. Siz puzzle'ı tamamlarsınız. O da demiş ki ben istedikten sonra o engel çok da tın demiş. Hakkı, herkes herkesi tanıyabilir. Hakkı, Hakkı. Hadi görüşürüz. Soktu. Neredesin sen burada doğum günü? Yok, hiç. Gidiyor. Herkes kendi kazdığı kuyuya kendisi düşer. Düşer. Benim için. Diğer tarafta da güldüm ettim. Buraya da geldim gülüp ediyorum. Olmadı, nasip değilmiş, bitti. Şimdi bazı insanların yüzü yapar ama hani senin var ya böyle yapıyorsun, duruyorsun, sonra böyle yapıyorsun, açıyorsun falan. Ama onu kalp gözüyle gören orada gülümenin değil içinin kan ağladığını görebilir. Mesela ben orada gülerken bile o için kan ağlıyor. Onu fark ediyorum mesela. Hissetmeyi o kadar özlemişim ki. Evet. Belki çok büyük olmasa da yaşadığım his, ben onu büyütüyorum. Daha hızlı büyümesini sağlıyorum. Ama belki özlemişim başladı çünkü. Diyorum. O hissiyat başladı belki. Adnan'a karşı farkında değilsin. Hissiyat. Çünkü bu kadar fırtınalı bir şey başka türlü yaşanmaz yani. Belki başımız fırtınalı olmasaydı da bu kadar etkilemezdi benim bu i̇şte ilişki. İşte o yüzden etkiliyor seni bu ilişki. Olabilir de evet. Yani belki sıkıcı olurdu. Belki ben bu kadar etkilenmezdim. Ya görünce var ya şey diyorum, bazen kendi kendime diyorum ki istediğin kişiyi görünce sev be Leyla. Sevmenin ve sevilmenin yaşı yok. Sev artık diyorum. Çünkü ben de aşağı yukarı 1,5-2 yıldır falan böyle sevmeyi, sevilmeyi özledim gibi böyle. Hani birileri için kalbim, hani yavrum için tabii ki kalbim çarpıyor ama benim çocuğum o başka ama bir insan ya bir adayım için kalbim çarpsın istiyorum böyle. Çünkü benim kalbim çarpınca ben çok mutlu olunca çok güzelleşiyorum. İşte o güzelliği görüyorum. Yalnız bu çocuk kadınlar için geçerli. Mutlu olduğu zaman bak, karşısındaki insandan iyi enerji alıp da mutlu olduğu zaman kadınlar hep güzelleşirler. Evet. Evet. Bak ilişkisi güzel giden kadının hayatı da güzel gidiyor. Evet, evet. Ama mutsuz biriyle seni mutsuz eden bir ilişkin varsa bu bütün hayatına yansıyor, işine yansıyor. Her şeyine yansıyor. Her şeyine yansıyor tabii, yani. Tabii, aynen. Her şeylerine yansıyor. O yüzden mutlu eden adamları sevmek lazım. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Evet. Yani. Hemen gönderdik. Gamze bir şarkı söyle. Gamze gelsene. Gamze olayın önemli şarkı söylesene. Kahve koyuyorum kendime. Günün anlam ve ehemmiyetine uygun bir şarkı söyler misiniz arkadaşım? Şey Gamze. Canım. Şey şarkısını söylesene bize. Ne? Benim sesim bugün çok kötü. Ne? Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Ve ben boyut attım. Tamam mı? Biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Bildiğim kadarıyla. Tamam, bildiğim kadarıyla. Evet. Sayın izleyicilerimiz, şimdi karşınızda Gamze soyadı neydi? Göktürk'ten. Tabii. Sevmekten tabii. Kim Gamze usanır, Göktürk. Tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır? Sevenle oyun sevenle olmaz. Sevenle oyun olmaz. O zaman beraber söyleyeceğiz. Ya Gamze. Lenoş. Gamze. Ya ben Gamze hadi be, vallahi gerçekten çok dertliyim. Ha? İçime acıyor. Tamam, beraber söyleyeceğiz. Sen bana eşlik edersin. Aynen. Tamam. Hepimiz pardon ederiz. Daha önce hiç söylemedim. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Hangi gönül uslanır, aa, sevenle oyun olmaz. Kaç kere yemin ettim, kaç gönülde eğlendim. Sensiz yapamıyorum. Ah.
Kaç gönül ete girdim, sensiz yapamıyorum. Bak yine geri geldim. Ben hiç söylemedim sözlerini de işte böyle yarım yamalak. Çok severim ya bu şarkıyı. Ah! Canım sıkılıyor. Çekip gitmesin ama. Tadım tuzum kalmadı. Ne bileyim abi, ortada yok bir şey oldu. Sanki bir şey oldu. Belki bir sıkıntısı var. Adam bir gider merak eder, kalır, sorar. Fark ettin mi? Merdivenlerden inerken gözleri doluydu. Gözleri dolu doluydu. Anlayamadım ki abi. Ne olursa olsun abi, tamam benimle problemi olabilir de Ayşen orada yalnız kaldı bir de kız yani. Belki bir sıkıntısı var kızın yani, gidip bir görürsen sorsan değil mi? Sanki Aycan'ı düşünüyor. Demiyor da niye çekip gitti benim yanımda durmalı. Hala Aycan'ı katıyor işin içine. Of of. Sorgulama. Sorgulamıyorum abi. Hayırlısı. Hayırlısı Allah'tan. Bir hamle yapman lazım Semih'im. Bir hamle yapman hamle lazım. Hamle yapa yapa hamlelerimiz kalmadı abi artık. Yok be, yaptığın kim ya? Eşin olacak insan, çoluğunun çocuğunun anası olacak insan abi. Neyi konuşuyorsun ya? Doğru söylüyorum. En azından kıskandığı için yaptı. Sana onda değer verdiği için, kıskandığı için onda yaptı. Onda o kıskançlık fazla, şey. Fazla, çok fazla. Çok sevmese fazla, yapmazdı çok belki de bunları ama yine de... Çok fazla. Aşırı fazla. Yarın öbür gün insan bunları düşünüyor kanka yani. Neden böyle? O da böyle bunları duyacaktır, kızacaktır bana ama... Kızacak hakikaten bir durum yok ama aşırı kıskanç abi. Evet. Ki ben yani sıkıya gelemem bir adamım. Yarın öbür gün düşünüyorum. Yani ben çok sorun yaşarım abi. Kıskançlığı yüzünden. Kıskançlığı yüzünden evet, çok sorun yaşarım. İş toplantısı evet, olur, şey olur. Tamam, ben ticaretle uğraşıyorum. Ya işte, benim yani saatim sütüm yok. Benim kaçta evden çıkacağım belli değil. Gece işlerim olur. Yarın öbür gün çıkmam gerekir. İşte bak, asıl konular bunlar. Bunlar konuşulması gerekir. Yani. Buna da Hazal der ki, vallahi arkadaş, ben kusura bakma öyle, ben kocamın sabah gidip akşam belli saatte gelmesini istiyorum der. Ben devlet memuru değilim yani, öyle sabah 8 akşam 5 çalışın. Bak şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar işte birbirini tanıma evresi diye bunlara söyleniyor. Bizim bu evin genel anlamda en büyük hatası ne biliyor musun? Yani bunu ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. Bir defalarca söylüyorum bak. En büyük hatası.
Arif Nazlı'yı dansa kaldırdığında yani biz erkekler ev olarak hepimiz alkışladık. Yani evet. Arif'i daha mı çok yakıştırdık bilmiyorum ama yani ben kaldırsaydım alkışlar mıydın? Yok. Bak işte. Suat abinin dediğine direkt belki senin yanına yakıştıramadığımız için ama. Şey ya, yakıştıramadığınızdan mı yoksa böyle ilk başta bir hafta, ilk hafta geldi böyle bir sinir bozucu bir karakter belki olarak ondan mı? Bence ondan. Yani burada Meta'nın mutluluğundansa Arif'in mutlu olmasını isteyen insanlarız biz. Allah razı olsun kardeşim sen. Bak bu ben cesaretini alkışladım. Bu da bir gerçek yani. Şu 85 kere git git dedik, sonunda gitti. Aynen. Abi iyi bak, çok şeyli bir şey. İlk hafta ben de bir dans etsem böyle şey yapıyordun, gene cesaret ettin. Böyle kasvet olmazsan kazanamazsın kardeşim. Niye peki böyle düşündün? Kasvetli bir çünkü ortam var. Çünkü sen genelde dediğin şeylerin hepsini böyle terse çeviriyorsun. Yani dediğin şeyin arkasında duramıyorsun yani. Yo, duruyorum işte. Sen çünkü en son ben Arif'i destekliyorum sonuna kadar. Çünkü geçen ben gün bu evde Arif'in mutlu olması için giderim. Arif için biriyle bile konuşayım ama senin için yapmam lazım. Sen yaparsın zaten, bana düşman olmuşsun zaten de. Hani evet, sen geçen gün burada Gökhan için bile yok ben gelmeyeceğim bir daha buraya, pazartesi gelmem öyle böyle diyen insan. O farklı bir şey kardeşim. Sen dışarı içeri peşin var. Bak işte. Sen bak işine diyemezsin. Bak benimle burada o mevzulara girmiyor. Konuşacaksan gel benimle konuş. Ben seninle konuşuyorum şu anda. Gidiyorsun nereye açıyorsun? Ben seninle burada bir şey tartışıyorum. Sen gidiyorsun başka bir şey yürüyorsun. Hayır sen tamam, senin mutlu olmanı istemiyor bu evde. Hayır tamam mı? Konuyla alakası var mı abi şu an? Ben Nazlı ve Arif konusunda konuşuyorum ben. Ben soru soruyorum. Sen değiştiriyorsun soruyu yalnız. Bak bizim Didem böyle bir... Rabia da bunu yapar. Bak bizim Didem. Ciddi misin? Böyle yemin ederim güzel yapıyor. Sürekli şey duruyor yukarıda, dışarıda üstünü falan giyecek ya mesela, giyinme odasına da geliyor. Mesela boyun sürekli böyle. Sana bir şey diyeyim mi? Bak kıyamam. Bizim yanımızda şöyle, tamam mı? Ona Seda Hanım geliyor, Adnan açılıyor. Bak bugün dikkat edin, tamam mı? Tam olarak bunu anlatmaya çalışıyorum. İşte bak şu görüntü, boyun bükme muhabbeti tam kareye uygun. Onur'un bir gün taklidini yapmıştı, hatırlıyor musun? Normalde, bu merdivenleniyor böyle. Aynen. Olur. Normalde düğün masaya vuran Didem'le böyle duran Didem arasında dağlar kadar farklı. Bir şey söyleyeceğim. Değil mi? Daha Didem kahkahalar atıyordu. Düzeldi mi araları? Be. Konuştu mu arkadaşlar? Kahkaha attı değil mi? Yanımdaydı. Ben de herkesi iyi yanlış durma. Düşündüm? Ben kimse hakkında fikirlerini değiştirmek istemiyorum. Herkes kendisi. Zaten benim fikrimle, benim söylememle birinin fikri değişiyorsa ben onu yanımda tutmam yani. Yarın öbür günde birinin yanına gider. Onun fikri aynı değişir. Aynı düşüncede genel, ki mehtapta biz genel düşünüyorum. O yüzden ben tüm her şeyi, ben sadece uyarırım mesela sevdiğim bir insan. Mesela Hazal'a derim ki, Hazal atıyorum ben Ayça'nın şu özelliğini gördüm. Bu aklımda diyerekten konuş. Haberin olsun. Aklımda diyerek konuş derim. Benim kimseye kötülemem yani. Ben bugün Gökhan'ı tutup Rabia'yı tutup Gökhan'a kötülemiyorum. Evet. Elektrik aldım ya. Güzel bir elektrik aldım ama gözünüzü dans ederken mi? Çok fazla dans etmeyi bilmiyordu. Dans bilmiyor ki o kız. Böyle yapıyor. Aynen Penguin dans gibi. Etmeyi bilmiyordu ondan oturdu. Vallahi öyle. Oturdu bir de çok heyecanlandı. Yakıştınız ama ha kardeşim. Aynen. Ve şaşırdı seni. Senin kaldırmana çok şaşırdı. Aynen fark ettim onu. Bayağı böyle bir etrafına baktı. Bir de alkışlama falan oldu ya, bayağı... Metan'la yakışamadı mı? Metan'ın da o ilgisi var oldu. Ya Metan peşinden koşuyordu işte. Kız içeri gidiyor. Dışarı çıkıyor. Metan ne diyeyim? Ama seninle yakıştırdım kardeşim. Ben içeri girdim de Rabia konusunu konuşmaya girdik biz. Öyle birinin üzüntüsü varken orada dans etmeye gerek yok yani, anladın mı? Öyle mi? Doğum günü kızının da üzüntüsü vardı ya. Kimin? Doğum günü kızının da üzüntüsü vardı. Tamam ben gittim Aycan'ın yanına zaten orada. Ben Aycan'ın yanında durdum. Yapma Allah aşkına ya. Allah aşkına. Tavır alan kızlara götürüyorsun. Olsun diye. Tavır alan kız kimmiş? Orada o köşedeki herkes Rabia'nın doğum gününü kutlamadan oturan kızlardı. Tamam ben de orada kimse oraya gitmediği için yanına gittim. Sen de ne yaptın gittin? Onun doğum gününü kutlamıyorsun, ona tavır alan kızlara. Kimin doğum gününü kutlamadım? Ben kutlamadım mı doğum gününü? Dinlemiyor mu ya? Sen dinlemiyorsun. Oradaki yanlış anlıyor. Onun doğum gününü kutladım. Sen sus şimdi. Sana anlatmıyorum çünkü anlamıyorsun. Anlat hadi. Arif sana anlatıyorum. Sen dinle, sen anlayacaksın. Aynen. Orada Aycan'ın doğum gününü kutlamayan kızlar vardı köşede oturanlar aynen. Kardeşim. Doğru mudur? Doğum günü kutlamadılar. Biz de morali bozuldu. Dedi ki ne olursa olsun ben böyle bir şey yapmazdım dedi. Aynen anlıyorsunuz. Ne yaptı Metan biliyor musun? Gitti o doğum günü kutlamayan kızlara Ayca'nın keklerinden, şeylerinden aldı hepsinden götürdü. Kızlara tek tek verdi. Kızlar da aldı. İşte bak sen kaçırmışsın onu. Ben bir tek Nazlı'ya götürdüm orada onu. Bak bunu da Nazlı'ya götürdüm. Sana. Yok herkese verdi. Eşeğiniz onu işte. Ben orada ikinci Leyla abla bir daha istedi. Ben o zaman götürdüm onu. Fark etmez. Ben gördüğümü söylüyorum. Gördüğün yanlış. Ben gördüğümü söylüyorum. Ne fark eder? Birine de versen aynı, hepsine de versen aynı. Veremez miyim anlamadım. Veremezsin. Kızın doğum günü kutlamıyorsalar, o kızı üzüyorsalar. Kim kutlamıyor ya doğum günü? Yani sonuçta format olarak arkadaş olmaya gelmedik. Evlenmeye geldik. Tabii ya. Ki evet. Bunu kınıyorlar ya işte. Sadece biz şu an çok iyi anlaşıyoruz. O. Evet. Bunu kınıyorlar işte. Evlenme programına gelmiş. İşte arkadaşınınkini alırsın.
Ben buraya kardeş seçmeye mi geldim ben? Benim 6 tane kardeşim var evde. Hayatım bak şu benim zoruma giderdi. Benim de kardeşim gibi arkadaşlarım var zaten. Bak şu benim zoruma giderdi. Gizli gizli bir iş. Hani mesela böyle birbirimizin yüzüne gülerken gizlice yapmak. Ama mesela ben tuttum. Bana da öyle yapılsın burada isterim. Burada gizli bir şey olmuyor ki zaten. Tuttum. Yani burada kardeşim senin adayın bu ya. Evet böyle böyle sen bana sormadan onlara inandın ama ben sana kendi ağzıma söyleyeyim. Ben bu adamdan çok hoşlanıyorum dedim. Kapattım konuyu. Onu gidip Gökhan'dan duymadı. Daha Gökhan duymadan mesela Rabia duydu ilk. Ben Azal'a bile söylememiştim. Güzel bir davranış. Bunu ben de yapmıştım. Siz Esra'yı görseydiniz. Öyle olması lazım. Ben ona sadece... Ben sorarım. Adam program, bana derse ki Ayça hayır ben onunla beraberim. Derim ki eyvallah bundan sonra tamam hayat da bitti. Arkadaşıma bakması benim aynı. Bu evde. Derim. Ama bunu kız arkadaşıma da söylerim. Canım ben bak ben bunu aynen. Söyledim ona. Ama kabul etmedi haberin olsun. Aynen. Böyle olması ya lazım. Açık konuşayım mı? Ben hiç açık kimse için. Açık yürekliler lazım. Bunun Adnan Semih de dahil hiçbir şey şu an hissetmiyorum. Hayatım zamanla oluşan şey daha güzel. Mesela benim ilk geldiğimde Gökhan aklımda yoktu. Böyle bir bakış yoktu. Bir şey yakalamam lazım. Zamanla sevdim hani, ya. Bir şey söyleyeceğim. Umur'la Mehtap'ı düşünsene. Belki de o küçük bir şey onu silecek anladın mı? Hani olur şu an sence? Sen çok beğeniyorsun ya Gökhan'ı. Müthiş gidiyor. Bak, bir şey olacak sileceksin. Mehtap onu yer. Bak. Ne? Onur nasıl bence insan biliyor Onur musun? Çok sahip çıkan Onur, birisi. Onur çok sahip çıkar. Benim sahip çıkılmaya mı ihtiyacım var? Hayır, benim üzerine dururum. Bak, bir kadına kadar bir şey olursa olsun birisi bile... arkasında olmalı anladın mı? Ben bunu seviyorum. İstersen Feriştah ol ya. Bir erkeğin yanında konuştuğu cümleler bile açıkladığı şeyler gibi şiir gibi. Ha? O zaman Arifcan. Bir tık. Metehan. Şimdi tık. Hepsini sayıp... Gökhan. Suat abi. Gökhan iki tık. Suat abi. Kardeşim. Yalan söylemeyeceğim. Bana ben sen benim dostumdun. Suat abi. Ya ne ara dost olduk şurada iki dakika oturduk ha, diye bankta. Birine gönderme yaptım. Suat abi. Aşk yaşadık oğlum. Hayır canım. Ben zaten gittim oraya Nazlı'yı verdim Semih ilk başta. Başka? Ondan sonra Suat abi, yani Leyla abla orada dedi ki bana da getir dedi. Ben de hepsini nezaketen oraya götürdüm hepsini. Ama kızın doğum günü kutlamayan, yanına gelmeyen, abi, muhatap olmayan kişilere götürüyor ama sadece. Ama bak şöyle bir şey var. Ben öyle, bak o çakal düşünüyor şu an. Anladın bak mı? Çakal cümlesini bir daha kullanma. O bana öyle, bak, onu düşünüyor. Bana bak. Bir daha beni öyle düşünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Ben de mi çakal düşünüyorum? Sen zaten çakal düşünüyorsun. Tamam. Ya bir şey söyleyeceğim. Abi benim aklımda ama öyle bir çekirlik yasası işte, Metehan. Metehan. Sen bak, orada o zaman şey saygılı konuşalım. Uyanık ya. Metehan. Orada beni elemesinler bu hafta. Abi ne alakası var? Elemekle niye düşüneyim ben elemeyi? Kızlarla iyi anlaşayım. Hayır ben anlamadım şey. Ben ne yapsam niye reyting düşünüyorsunuz? Niye VTR almaya çalışıyor ya da niye şey elememekten? Senin niye bundan vuruyorsunuz yani? Kişiye... Belki ben orada Nazlı'dan hoşlanıyorum. Belki Nazlı'ya götürdüm tamam, gittim. Tamam kardeşim hoşlanabilirsin. Bir kişiye 5-6 kişi orada siper almış. Yani niye orada doğum günü çocuğunun değil, doğum günü sen çocuğunun yanında gitmeyi... Adaletli olur. Senin doğum tamam. Günü kızının yanında olman lazım. Sen, ya doğum günü kızının yanında sen vardın orada. Bu ne anlıyor ya? İkisi, var. İkisi orada. Ben zaten ilk başlıyor ya. Abi bak ya da yanlış düşünüyor Semih. Bir şeyler veriyor ya. Yanlış bir tane eksik kalmış ya. Diyor ki doğum günü kızının yanında sen vardın diyor ya. Abi ben zaten olmam gereken yerde durdum. Ben alkışımı yaptım, doğum gününü kutladım. Benim ne suçum var burada ya ben anlamıyorum. Didem'in kalbini parçaladı. Demek ki Didem'in ona karşı duyguları, hissiyatları hiç onun için önemli değilmiş yani. Çok haddinden fazla tepki verdi. Ben bile kızdım, ben bile kırıldım. Kırılmayacak gibi değil yani. Ben bile kırıldım yani. Ki Didem ona karşı ne kadar yani alttan alıyor. Ben alttan almak, alıyorsun bir süre sonra o seni o kadar çok yıpratıyor ki. Yani hep alttan alan taraf bir kişi olmamalı. Karşılıklı alttan alındığı zaman o ilişki yürür. Bir kişi alırsa o kadar yıpranıyorsun ki ondan sonra bir anda çizgiyi bir çekiyorsun. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorsun aynen. O insanı. O yüzden o da alacak, ben de. Hayat bu, müşterek dedikleri hadise bu işte. O da yapacak, sen de yapacaksın. Ortak payda da buluşacaksınız. Haklısın. Yani. Ama o olgunlukta mı onu... kendim görmem lazım. İşte görmen lazım. Ha, onu görüp onu... kendim diyeceğim ki ha tamam. Onu görmen adam için de... yapamaz. Aynen. Ya da bu adamla gider. Aynen. Hem de sonuna kadar gider diyeceğim. İşte onu görmen için de bazı şeyleri burada yaşaman lazım. Yaşadıkça aynen, görüyorsun öyle. Çünkü. İşte bakacaksın abi ne olacağını bile bilmediğim bir durumdayım. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Arkadaşı onu alaya dalgaya aldıkları için istemiyorum. Kavga ettiğim zaman mı Gamze'nin gözünde değerli oluyorum? Koştura koştura gittiğim yere şimdi gitmek istemememe ne diyorsun?
Şimdi sen ya ben niye içimde kötülük şey, olan bir şey yemeyim oraya götürüyorum? Abi sus sen ya. Sen orada sen orada Gamze'ye de vermedin mi şeyi? O keki. Gamze'ye? He. Hayır Gamze'ye vermedim. Peki ben şöyle diyeyim. Gamze'ye verdin, Gamze almadı. Bir daha verdin, bir daha uzattın, bir daha almadı. Ne zaman ya? Olmadı mı orada? Evet. Ayrılmış adam. Peki bahse girelim seninle. Girelim abi. He? Neyin için? Evet, ben de gördüm. Tüm kızlara verdim, Gamze almadı. Ben, bak işte gör, bak şu an salladınız o kadar ortada ki ben Gamze'ye vermedim. Gamze soldan ikincide oturuyordu, üçüncü bayandı. Evet. Kardeşim bahse girelim diyorum. Gamze neredesiniz ya? Bak. Leyla burası. Bir, iki Gamze. Gamze Leyla ablanın yanında oturuyordu. Bak, evet. Bir, iki Gamze. Sonra tam Leyla. Böyle duvar tarafındaydı. Bak izlersin görürsün. Karşı taraf diyor. Karşı şeyin. Ne var İki bu, kere verdin, mı? İki kere. Kıza iki kere uzattın. Bak bir uzattın yok dedi, böyle yaptı. Bir daha uzattın, bir daha yok dedi. Sisyon var ya bak, TRT'de göreceksiniz, hepiniz göreceksiniz ama. Peki bahse girelim. Girelim abi, neyine giriyorsunuz? Peki. Hepinizle girelim burada bahse. Bir yemeğe ne? Bu herkes seni, bu herkesin tamam, yanında herkese seni... yemek ısmarlayacak. Herkese yemek ısmarlayacak. Tamam, yok ben istemiyorum. İki kere uzattın burnu diyorum ben. Ben Gamze'yi uzatmadım bile abi. Peki, uzatmadım diyorsun. Gökhan sen bunu destekliyor musun? Bu, ben Gamze'nin bu almadığını biliyorum. Sen gördüm. Bunu Gamze'nin almadığını biliyorsun. Gamze'nin evet, baktım. Gökhan, tamam, Gamze'nin şöyle yaptığını söylüyorum bak. Göreceğiz. Bir kere uzattı, böyle yaptı. İkinci bir daha onu uzattı, böyle yaptı. Göreceğiz. Eğer bu olmadıysa göreceğiz. Bana ne dersem desen de. Tamam, diyeceğim. Peki. Bir dakika sinirlensen bile Leyla ablanın elinde geziyor bileklik şu an. Sevgisi eritilmiş adamın. Adamın sevgisi eritilmiş. Yapacak bir şey yok. Takmayacağım abi versene. Takmayacaksın mı? Tamam, İyi takmasan ver. Veririm. Aslında dün güzel bir şey oldu. İnşallah her küslük böyle bitsin. Yani benim çok hoşuma gitti. Hep böyle sarılmalar bazen sözlerden daha çok şey anlatır ya insana. Bazen konuşmaya gerek yoktur çünkü ağzımızdan çıkan genelde egomuz, gururumuz, kibrimiz bir şeyimiz olabilir. Dün güzel bir barışma var, bir bakalım. Uzun soluklu olsun diyeceğim ama sonrasını da izleyeceğiz. Hayırdır, bu sefer bağırarak gelmedin. Bağıramadım. Orada bir çirkefleseydin, bir bağırsaydın. Allah Allah. Ne oldu gene? Yok. Böyle olmasını istemiyorum. Nasıl olmasını istemiyorsun? İstemiyorum. Nasıl olmasını istemiyorsun? Yani kırmızı odağımı çağırdım. Hak etmedin mi? Hak ettim. Annemi bu kadar uzatıyor ya. Hak ettim. Hak ettim. Allah özür dilerim. Tamam, üzülme. Ben seni gerçekten seviyorum. Gerçekten. 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 Allah Allah. Gerçekten. Ben istemiyorum böyle şeyler olsun. Başkaları kesin istemiyorum. Demek ki uysal olunca bir şeyler oluyormuş. Evet. Tepki vermiyormuşum. Kıskandırmaya falan çalışmıyorsun değil mi? O ben yüzden kıskandırmam yaptım. Ki ben tanırım. Niye kırmızı odaya çağırdın? Niye? Tanıyım, yemek yaptı bana getirdiği, teşekkür ettim. Ben istemiyorum başkası da kırmızı odaya gitmeye. Sen istemiyorsun. Ben de istemediğim birçok şeyi sen yapıyorsun ama. Yapmayacağım. Vallahi kızcağız çaba gösteriyor. Rabia. Gökhan. Bak ben bu zaman geç dedim mi ben kesin hiç konuşmam. Anladın mı? Bu... Sonuçta ben evleneceğim. Ben hani hadi tamam Rabia ile sevgili olayım. Çıkayım gideyim, olmazsa başkasına gideyim, ondan gideyim, ona gideyim. Ama öyle... ben seni göremem, anladın mı? Öyle bir şey istemiyorum çünkü bunu da yeni anladım. İstemiyorum, öyle görmek istemiyorum. Sinirlerim çok bozuldu. Bir daha isimleri ağzıma almıyorum. İnsanların isimlerini almayacağım. Sen sevginin peşine giderken gülmeyi kötü bir şey olarak algılıyorsan o ben... sevginin peşine gitme. Vallahi abi bu kadar basit değil, onu söyleyeyim. Tamam, özür dilerim. Tamam, elimi tutuyorsun, sarıldım. Buraya kadar okuyuz ama bu kadar basit değil. Şimdi bu konuşmanın detaylarını Gökhan'la Rabia'ya soracağım ama önce Aycan'a soracağım. Sen gittin galiba Rabia gelince. Evet gittim. Biz kırmızı oda tahminini doğru yaptığımız için biz erkekler evindeydik Nazlı'yla. Rabia gelince bahçeye çıktılar. Ben aşırı bir tepki vermedim. Hatta hiç tepki vermedim. Tamam kibarca dedim. Gitti.
Ondan sonra baktım sarılıyorlar. Orada beklemek bana göre değildi. İzleyecek miydim yani? O yüzden çıktım buraya. Rabia da kibarca geldi. Bu da Gökhan'ın hoşuna gitti. Ama benim sormam gereken bir şey var. Şimdi genç, güzel, hoş bir kadın. İster aşık ol, ister olma. İster bir mazin olsun, ister olmasın. Bekar bir erkeğe sarılıp da şefkat gösterdiği zaman onu ittirecek adam çok azdır. Anlatabiliyor muyum? Burada Gökhan'ın Rabia'nın o sarılmasına ve şefkatle yaklaşıp hani özür dilemesine veya o yakınlığına verdiği cevap centilmence, doğal, güzel. Ne yapacak yani? Hadi kışt mı yapacak? Çünkü çok kibar girdi, bağırmadı, sesini yükseltmedi. Ama sonradan söyledikleri ve vücut dili biraz geri çekilmek, biraz elini bırakmak, biraz da hani ortadaki sorunlara da dokunmak. Gökhan, her şey yoluna girdi diyebilir miyiz o sarılmayla? Yok, girmedi. Daha kötü oldu. Ne? Nasıl yani? Vallahi Rabia geldi. Normalde merdivende bir çığlık atarak gelir. Dördüncü basamakta başlıyor o da. Çığlık atmadı, bir şey demedi, bir şey yapmadığı için de ben zaten kendisiyle dışarıda konuştum. Onun bilmediği şey, ben zaten burada Aycan'la konuşurken Aycan'a dedim ki, Aycan bak dedim, ben dedim Rabia'yla dedim tamamen bir şeyleri bitiremedim dedim ve bitmedi dedim yani. Öncelikle bunun bilincinde ol dedim. Hani senin arkandan iş çeviriyormuş gibi olmasın dedim. Güzel. Bu, devam eden bir şey var dedim. Hani senin duygularla oynamak gibi olmasın dedim. O da bunu anlayışla karşıladı. Nitekim çok güzel Rabia da anlayışlı geldi. Burada güzel bir şeyler konuştuk. Rabia ben bir şeylerin bu kadar basit olmadığını söylerken Rabia bugün gene beni bir hüsrana uğrattı. Oraya geleceğiz ama dün için söylediklerin. Evet. Yani dün yine hani her şey geçmiş gibi yapmadın. Önce o Rabia'nın etkisine tepki verdin. Evet Seda Hanım. Yani bir şeyler yapması lazım onun da. Yani gerçekten bir şeyler yapması lazım. Aycan yapıyor. Rabia ile ben çok farklı bir yola girdim. Çok farklı şeyler yaşadık. Ben Rabia'dan daha değişik şeyler beklerdim. Ama Rabia artık herhalde her sarılmaya geldiğinde benim sarıldığımı anlamış. Yani kırıp kırıp gelip sarılıyor. Ben de sarılıyorum. Yani sarılmak zorunda kalıyorum. Tamam senin sarılman bir zaaf gösteriyor ama başından söylediğim gibi biz kadınların hani burada yanıldığı noktalardan biri. İnanın bana sarılan, aciz, duygularını açık etmiş bir kadını ittirecek veya reddedecek erkek azdır o anda, o durumda. Hani bundan ümitlenebiliriz ama bu her şey demek değil. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında konuştukları da önemli. Ve az önce Gökhan'ın sözünü kestim ya bir konuda. Rabia'cığım sana söz vereceğim. Akabinde ne oldu? Rabia ne umdu? Ben Rabia'nın yerinde olsam ilişkimize kaldığımız yerden devam edeceğiz diye umardım. Hani o vücut dilinden sonra. Ama ne oldu? Bugün ne yaşandı? Bir bakalım. Doğum gününde kaç erkekle dans ettin? Önce Semih kardeşim sağ olsun müzik çalınca doğum günüm olduğu için o kaldırdı. O anda Hazal lavabodaydı. Ondan sonra Gökhan geldi. Gökhan'ı çağırdı. Gökhan da geldi. Gökhan'la dans ettim. İki. Evet. Yani sonuçta doğum günü olsa ve oradaki 9 damat adayının 5'iyle dans etse hani ne güzel damat adayları doğum gününde onu dansa kaldırdı diyeceğim de biri Semih en yakın arkadaşının. Evet kardeşim olur. Yolda olduğu insan. Diğeri de Gökhan. Hı. Şimdi böyle olunca Gökhan burada bir özellik ve bir anlam kazanıyor. Arkasından bir Adnan'la ya da işte bir Şahin'le veya bir Suat'la dans etmişliğin yok. Hani yaş gün sahibi herkese dans eder o zaman anlarım da. Şimdi şöyle Gökhan zaten benim için çok özel birisi. Ben bunu hep söylüyorum. Bir şeyleri hissettiğimi, düşündüğümü. Ama ben
Dans ettim ya, ben çok keyif aldım. Bayağı da sıcaktı o dans ama. Ama hiç nispet yaparak dans etmedim. Ben o an kendi mutluluğumu düşündüm. Aman birisine bir bakayım, bir bakış atayım gibi bir şey düşünmedim. Zaten ne bakışı ya. Mutluydum. O değil ben, ama Rabia'nın gözyaşlarını hepimiz gördük. Gökhan, sen ne amaçla veya ne fikirle Aycan'ı dansa kaldırdın? Rabia'nın duygularını hiç düşünmedin mi? Hemen söyleyeyim Seda Hanım. Biz Rabia ile burada sarıldık. Ben oraya gittiğimde Rabia sağ olsun güzel karşıladı beni. Ama doğum günü esnasında herkes toplandıktan sonra bir grup olarak, 5-6 kişilik bir grup olarak köşeye çekildiler ve o kızın orada doğum gününü bile kutlamadılar. Ben beklerdim ki ne olursa olsun, ne kadar tartışırsanız tartışın, hani en azından nezaketen bir doğum gününü kutlayın. Kutlamadınız, köşeye çekilip oturdunuz, surat astınız. Bir şey söyleyeceğim. Surat astın. Sen canın isteyince istediğin zaman ev basan, canın isteyince işte Aycan'ın yanından gelip beni alıp bahçeye çıkartıp konuşabilen bir insansın. Ama doğum gününde gelip benim omzumun yanında durmak yerine gittin diğer arkadaşlarınla beraber tavır aldın. Benim yanımda durmuyorsun. Bak, benim yanımda durmuyorsun. Ben geldiğim için acaba ben Gökhan'a da durayım da Aycan yaklaşmasın diye bir düşüncen yok. Öyle bir korkun yok, endişen yok, korkma da. Ama benim yanımda durmuyorsun, kızın doğum günü kutlamıyorsun. Yapayalnız bıraktınız orada. Sonuçta yani diyorsun. Aycan'ın doğum günü medeni bir şekilde kutlayıp da senin yanından ayrılmasaydı sen Aycan'ı dansa kaldırmaz mıydın? Kaldırmaz. Peki Aycan'ın doğum günü kutlamamız çok mu ilgilendiriyormuş Gökhan'ı? Evet, beni ilgilendiriyor. Bende vicdan var. Kusura bakma. Ha, sende vicdan var. Öyle mi? Evet, bende vicdan var. Ayrıca abla, bak bir şey söyleyeceğim sana. Bir şey söyleyeceğim. Canın isteyince hiç yüzün kızarmadan geliyorsun. Hiç sinirlenmeden, bozulmadan, gurur yapmadan gelip burada ben Aycan'la konuşurken sarılıyorsun. Ama Aycan'ın doğum gününde orada dururken niye gelip dibinde durmuyorsun? Gurur mu yaptın ben Aycan'ın doğum gününde? Hep ben geliyorum diye. Ama. He? Hep ben geliyorum. Sen orada... Hep ben geliyorum derken sen bak, bir ev basmaya geliyorsun. Nereye geliyorsun? Orada seninle ilişki yaşamış bir kadın var. Beni görmeden Aycan'ı dansa kaldırıyorsun. Kaldırırım. Gözlerimin önünde. Şimdi olsun. Gene anladın o elindekini mı? Bir görebilir miyim? İşte elindekini bir kaldır. Elindekini bir havaya kaldır. Nazar boncuklu bileklik. Evet. Göster. Kimin olacak elinde o şu an? Benim elimde. Tamam, onu atar mısın şimdi bugün attığın gibi? Haklıyım at. Zaten atmakta. Atsana. Haklıyım. At. Haklıyım ya, senin şu at, yaptığın hadi, ne demek? Sen farkında mısın? Göster. Dün bana sarılıyorsun. Cesaretini bugün Aycan'la dans ediyorsun. Ben arkadaşlarımın yanında durmak zorundaydım. Ben niye o kızlarla konuşmuyorum. Didem de yanımdaydı, Gamze de yanımdaydı. Biz oraya çekilip oturduk. Biz doğum günü ilk kutlanırken pastanın önüne seninle beraber geçmedik mi mesaplarla? Bak, bir şey peki bir şey söyleyeceğim Gökhan. Onu da yaptım. Aycan'ı savunmak insanlık adına mı sana düşüyor yani? Benim yapım bu Seda Hanım. Ben yapı gereği, ben burada çok büyük kavgalı bıçaklı biri de olsam... Ben burada eğer öyle bir şey yapılırsa toplum içinde müdahale ama ediyorum. Ama bu sıradan bir kız değil. Bu tamam, sende gözü olan, ama... senden hoşlandığını itiraf eden, evet, sana aday olan bir kız. Evet. Ve sen onu dün sarıldığın, daha önceden de tanıma yolunda olduğun gelin adayına savunuyorsun. Seda Hanım, niye doğum günü kutlamıyorsun onu diyorsun? Dün Rabia'ya diyorum ki burada, Aycan bir şeyler yapıyor ama bak bizim barışmamız, bizim birlikte olmamız bu kadar kolay değil diye kendisine uyarıda bulunuyorum. Bak diyorum hani emek vermek lazım diyorum, öyle diyorum, böyle diyorum. Baba bunu diyorum, ertesi günü oraya geliyorum doğum günü kutlamaya, hatun yanımda yok. Beni bırakmış gitmiş arkadaşlarının yanına, arkadaşlarımın yanında durmam lazım. O zaman arkadaşlarımla ilişki yaşam. Sen bana kimin yanında duruyordun? He? Sen kimin yanında duruyordun, nasıl gelebilirdim oraya? Kimin yanında duruyordum ben, Semih vardı yanımda, Ayça vardı yanımda, Mehtap tamam oturuyordu işte, yan tarafında. Tamam işte, Aycan'ın yanında duruyordun. Ben oraya gelmeyi tercih etmedim. Sen bir gözünle bile, gözünün ucuyla bana bakmadın ki. Sen gözünün ucuyla baksaydın zaten gelirdim. O değeri hissedemedim Seda Hanım. Geldin ama. Ya hayır, toplum içinde onu hissedemedim, anlıyor musunuz? Rabia, ben bana gelen kızın, benim evime gelen kızın yüzüne karşı kimse yokken dedim ki ben Rabia ile bir şeylerimi bitiremedim. Bitirmedim dedim. Bak ben bunu yapan bir adamım. Sen var mıydın? Yoktun. Bir şey var mıydı? Yoktu. Bunu yapan adam doğum gününde sence kalkıp orada ne yapar? Yanımdan ayrılmasaydın. Buraya geldiğin zaman seni tersledim mi? Elini uzattın, elini tutmadın mı? Demek ki sen bir şeylerden vazgeçmeye başlayınca ben sırtımı dönebiliyormuşum. Bugün Rabia Gökhan'ın bilekliğini attı. Rabia en başta dedi ben şaşalı gösterişleri severim diye. Gökhan'ın yanlışı maneviyattan çok biraz maddiyete yönelmesi gerekiyordu. Rabia da maneviyata önem vermediği için maddiyata tapıp bilekliği yere attı. Yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Arkadaşı onu alaya dalgaya aldıkları için istemiyorum. Kavga ettiğim zaman mı Gamze'nin gözünde değerli oluyorum?
Koştura koştura gittiğim yere şimdi gitmek istemememe ne diyorsun? Şimdi Gökhan bu bilekliği getirip Rabia'nın koluna bağladığında demişti ki o kadar sağlam bağladım ki hani sevgisinin ne kadar sağlam olduğunu, ona karşı olan duygularının ne kadar sağlam olduğunu söylemişti. Ve masada hatta Rabia bunu bana gösterirken bak işte dedi inanmıyorsun sen hala o kadar sağlam bir aşkımız var ki dedi. Bunu dedi kendi elleriyle yapmış dedi ve elimi bağladı gitti dedi. Bunu söyledi ve ben de bilekliği yerde görünce o sağlam sevgiye, o sağlam ilişkiye şaşırdım yani ne oluyor? Ne ben kadar sevdiğim adamı başkasının kolunda görünce ne yapmamı bekliyorsunuz arkadaşlar? Böyle fevdi hareketler yapabiliyor. Ya çocuklar kadın milleti olarak hepiniz yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Adamı cezalandıramadığımız zaman ya resmini yırtarız, ya mesajlarını sileriz, ya fotoğraflarını sileriz, ya bize aldığı bir objeden hıncımızı alırız. Bunu yapmaz mıyız? Elimiz kolumuz bağlıyken. Ya da kendisini hepsi, sileriz. Seda Hanım, sonra da kıyamayız. Bir şey kendisini silemiyorsak eğer zaten bunları yapıyoruz. Bunlar acizlik. Evet. Bunlar acizlik. Beş tane boncuk iş. Manevi değeri ne olursa olsun maddeden hınç almak acizlik yaptım. Zaten. Ben kendi elimle yaptım. Vallahi kusura bakmayın. Alınan şeylerin her zaman bir yenisi çıkar. Biraz daha para verilir, daha iyi alınır. Ama manevi olarak elle yapılan şeylerin bir başkası yapılmaz. Bir başkası yapıp yerine koyamaz. Bunun yeri çok farklıdır. Anlatabiliyor muyum? İşte eğer ona, o ki benim kendi ellerimle yaptığım şeyi aşkına sahip çıkmak yerine sevgisine çok büyük bir aşkı var ya bana karşı anlatıyor ya kendi sürekli dilinde o ağzını buzuşturup duruyor ya orada ben şöyle seviyorum böyle seviyorum diye. Ben senden hoşlanıyorum dedim. Hoşlanmak geçip hani aşka da dönüşebilir sevgiye dönüşebilir ama hoşlanmak aynı gün yok da olabilir. Anladın mı? Sen yok etme tarafında çok başarılısın. O bilekliği bir daha senin bileğinde görmek istemiyorum. Onu çöpe mi atıyorsun? Yakıyor musun? Birine mi hediye ediyorsun? Ne yapıyorsun sen? Senin bileğinde olmasın. Hak etmiyorsun onu. Sen benim karşımda benim sen giy diye düşündüğüm şeyi parayla yırtıp alınan şeyler bana ilgimi çekmiyor. Parayla bence bak, belki parayla o da değer verdi. Benim için değerliydi o. Ben yapamıyorum. Benim el becerim yok ama benim için o değerliydi. Bir kere üzerinde göremeden karşımda onu mahvettin. Öyle bir insan geldi. Bir kadın düşünün ki. Tamam bir şey yani mi? Tamam elle yapman önemli anlıyorum ama yani sonuçta bir Picasso tablosu da değil yani. Şimdi kimse bunu kabul edelim. Önemli değil vakit Seda harcadın, Hanım, nazar boncuğu dizdin ama bu da güzel manevi bir şey ama o da zaten maneviyattan seni vuramadığı için bunu yaptı. Bence bunlar sembol. Hıncını senden çıkarabilse senden çıkaracak da oradan çıkarıyor işte. Seda Hanım valla çok güzel yapıcı bir insansınız. Valla bu huyunuzu çok seviyorum sizin. Hani hep bir ortayı buluyorsunuz. Ama öyle. Güzel bir şey yani hıncını senden çıkarmak istiyor. Ne yapacak? Bunu buradan çıkaracak işte. Ama bunu almıştı bana. Güya seviyordu beni. Seda, güya seviyordu diyecek. Şimdi şöyle bir şey. O sakin bir insan olsa, hani dediğiniz gibi sürekli sakin bir yapıya sahip şey değil, olsa. Ama bu değil. Bu yaptığını anlarım. Ama canı isteyince çok fevri. Canı isteyince çok sakin. İşte tepki vermesi gereken yerde tepki vermiyor. Üzülmesi gereken yerde üzülmüyor. Ama ya da senin beklediğin tepkileri senin beklediğin anda vermiyor. İşte bu. Bu da, uyumsuzluk. Olabilir. Uyumsuzluk. Ya bunlar zamanla hani nabız gibi böyle eşitlenir, birlikte uyumlanır ya uyumlanmaz, biter gider. Aynen. Yani çünkü biz hep kendi duygularımızın karşılığında aynı anda sevilmek veya aynı anda bitmesini, aynı anda aynı tepkiyi bekliyoruz ama zamanlama uymuyor ki. Beklediğimiz anda beklediğimiz tepki gelmeyince de patlıyoruz. Öyle değil işte. Ya bu işler uyumlanır ya da biter. Öyle bakmak lazım. Neyse, şimdi bir başka konu daha var. Bu konu hakkında Azal çok önemli bir şey söyleyeceğim dedin sen. Ya ilişkide, ya şimdi Aycan'la ilgili söyleyecektim de Rabia gala günü gözleri dolmuştu. Aycan'ı da çok seviyorum. Aycan da arkadaşım. Onun da mutlu olmasını istiyorum. Hani bu kadar bu cümleleri kurup bir doğum gününü kutlayabilirdi. Mesela. Bir de şey, ama bir şey söylemek istiyorum. Kimse benim doğum günümü kutlamak zorunda değil. Kimse benim yanımda olmak zorunda değil. Ama benim bu evde herkese karşı küçük de olsa bir şeyim oldu. Bana erkekler evi arkamda durdu hepsi. Yeni gelen adaylar yanımda durdu. Benim hepinize karşı bir emeğim var. Sizin de bana vardır illaki. Ama ben orada tek başıma kaldım. Ben ilk defa burada seviniyordum. Tek mi kaldın? Hayır, tek değildim. Çok özür dilerim. Şu an kelimemi seçemiyorum. Yani ben şöyle üzüldüm. Olanlar yanımda değildi. Ben tek yaşayan birisiyim. Ben doğum günümü yıllardır
yalnız kutluyorum arkadaşlarımla falan canım. Değil. Burada ben inanın o kadar sevinmiştim ki ailem de yanımdayken hep birlikte kutlayacağız diye. Ben sadece ağızlarının ucunda yanımda durmalarını bekledim ki ben sonradan hepsinden özür dileyecektim. Tek tek kalplerini bugüne kadar kırdığım için. Ama ben orada güldüm, espriye vurdum, şey yaptım ama ben... Yani bilmiyorum Seda Hanım, ben çok özür dilerim. Sizi bu raddeye getirdiğim için ben özür diliyorum. Ben lütfen. Ama sadece sevinmiştim kalabalık olacağı için. Ayrı bir şekilde bu grup değil mi? Oturduk böyle. Ben ne dedim biliyor musunuz? Eğer biz şu an şimdi yanında değilsek, Aycan tarafından gazaba uğrayanlar grubu. O yüzden gitti. Şimdi ben Samet'i yaşayıp sonra samimiyetsiz bir şekilde gidip de ay canım, ay canım giderim diyemezdim. Mutlu yıllar dileklerimi söyledim. Mutlu yıllar dedim. Yapmam gereken ne oldu? Samimiyetsiz şeylerden nefret ediyorum yani. Ne paylaştım ki? Sen mutlu yıllar dedin mi? Tabii tabii söyledim. Tamam, Rabia da demiş. Onun önünde hani... Nerede dediniz arkadaşlar? Onların da neden set kurayım o zaman? Gökhan da vardı, Mehtap. Hatta Mehtap'ın yanında durdum. Alkışladım. Sonra alkışladıktan sonra gittim. Gökhan'ın bizim bildiğimiz, hepimizin ikna olduğu bir durum var. Rabia ile olan ilişki durumu. Henüz ayrılmış değiller ama Aycan'la bir dansı var. Bir taraftan benim gözüme ilişen başka bir durum, başka bir sürpriz daha var ki... ...o da Ayça'yla o doğum gününde olan kaçamak bakışları... Bunları da yakaladım diye düşünmesin kimse. Benim dışında iki kişi daha gördü evden ve bunun kokusu çok yakında çıkacak ve Didem demişti diyeceksiniz zaten. Ama Rabia ile bitirmeden, yollarımızı ayırdık demeden bu oradan oraya atlayışları da Gökhan'ın niyetini sorgulamamıza neden oluyor açıkçası. Semih bugün bir damat adayıyla kavga etti. Ama Azal için değil. Bakalım kim için etmiş. Kim için etmiş mi? Bir daha abi, kimse Gamze'nin adını burada ağzına almasın. Oğlum, tamam bak, size de ben bu saatten sonra bu tavrı veriyorum artık. Şahin, iyice abi, şaşırdın sen, kendine bak, benim canımı sıkma ha. Beni getirdiğin noktaya bak abi, sen yapma bari Allah aşkına. Kendine ya. Gel. İyice çocuk gibi bebekleri götürüyorsun, kendine gel yani. Şaşırmış bu abi, bir gün bebeklerle gidiyor. Tamam eyvallah. Ya ben böyle olsun istiyorum. Tamam ben böyle olsun istiyorum. Oyunun da bir kuralı var, ya yeter. Ya neye oyunu kuralı var ya? Ben Gamze için bir şey yaptığım günden beri siz hepiniz buna karşı geldiniz abi. En başta sen Semih. Gelirim tabii kardeşim. Ya, neden sevmiyorum abi? Onu. Ya neden? Sevmiyorum. Tamam ben seviyorum abi, buna saygın yok mu? Kız geliyor seni burada rezil ediyor, ondan sonra gülüyorsun ertesi günde. Abi rezil ediyorsun da beni rezil ediyor, anladın mı? Sizi değil, beni rezil ediyor. Ben rezil oluyorum, anladın mı? Git o zaman orada yaşa kardeşim. Tamam ben yaşıyorum, ben bu evde yaşarım. Sana orada bir tane yer yaptıracağım ben. Yaptır abi, dikkat et, Gamze burada yaşamasın. Gamze burada yaşarsa kim yaşar? Gamze burada yaşarsa ne olarak yaşayacağını çok iyi biliyor. Sen de çok evet, benim eşim olarak yaşar. Benim sevdiğim kadın olarak yaşar. Abartma istiyorsun şimdi. Abartmıyorum. Abi kız sen isteme, sen halleyin peşini. Şahin kendine gel. Sen ne diyorsun abi? Seni çok istiyor sanki. Seni istiyormuş gibi takılıyorsun bile var ya. Ben beni istiyor demedim. Seni istemiyor dedim ben. Bak aradaki fark var. Anladın mı? Yeter be abi, kız için hiçbir şey yapamıyoruz ya burada. Yaptığımız her şey komik bulunuyor, gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz. Ya tamam saygı duyun abi, bu çocuk bunu yapmış değil. Ben demedim sana o kıza karşı saygı duyacağım diye. E tamam duymuyorsun abi, gelmişsin orada bana neler diyorsun. Kız seni istemiyor oğlum. Ya tamam istemiyorsun da beni istemiyor. Kız seni istemiyor kardeşim. E tamam beni istemiyor, neden buradaki insanlar bir şey demezken sürekli sen bana bir şey diyorsun ya. Ben Gamze'nin ağzını bak, adını ağzıma almıyorum Şahin. Canımı sıkma, sinirlendirme beni. Alıyorsun çocuk gibi bir gün bebeklerini götürüyorsun, ertesi gün alıyorsun, tekrar geri veriyorsun, kendine gel yani. Sonra ne deniyor biliyor musun? Oradaki hiç kimse seni desteklemiyor diyor. Kimse senin arkanda durmuyor diyor bana. Anladın mı? Konu şu Gamze'cim. Diyor ki yani Semih kendini bu kadar küçük düşürme, ağırdan sat, alay konusu olma kızlar evinde diyor. Çünkü hani daha önce o bebek konularıyla falan sen biraz sert çıktın. O da diyor ki sana ne seviyorum, ben de sevdim mi, alay ettiği de benim, reddettiği de benim. Ne var yani? Diyor yani, yapacağım diyor. Bence mertlik. Siz hiçbiriniz beni desteklemiyorsunuz dedi. Ben de desteklemiyorum, sevmiyorum dedi. Ben bunu zaten sürekli söylüyorum. Yıldız'ın benimle barışmadığını, o da saygı kimin? Duyun diyor. Eğer ben şu an Şahin'i istemiyorsam, arkadaşı onu alaya dalgaya aldıkları için istemiyorum. Öyle şey olur mu? Sana ne arkadaşından? Kesinlikle bak, orası çekiyor. Ettiler. Hayır, itiraf ettiler, ben sevmiyorum dedi. Zamanında Adnan'ı da beyefendi doldurmuştu. Bu kızdan sinsilik çıkacak, samimiyetsizlik çıkacak diye herkes bizi topa tutmuştu. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Kimseyi desteklemek zorunda değil. Ama bu evde yaşadığımız için
saygı duyabilirler. Peki bir şey söyleyeceğim. Semih onu öyle yaptı diye Şahin'den niye sen hıncını alıp onu bıraktın o zaman? Karşılıklı atışmamız olmuştu, kavgamız olmuştu. Şahin onlara çok saygı duyuyor. Onların gücünü gücünü üzerimde hissediyorum. Bizi destekliyorlar dedi. Güç ben de dedim ki yalan dedim. Böyle bir şey dedim. İnanmamı bekleme. Kimse bizi desteklemiyor. Bütün herkes bizimle dalga geçiyor. Ben insanların aklıyla, fikriyle bana gelme dedim. Ben şu an Şahin'i reddettiysem oradaki arkadaşlardan dolayı. Peki bu gördüğün Şahin nasıl bir Şahin az önce gördüğün? Yani ben Şahin'in tavrına şaşırdım ama geçen bahsi geçen konulardan dolayı şaşırmadım. Ben zaten kimseye boyun eğmediğim için insanlar beni sevmiyor. Eğmeyeceğim de kardeşim. Hayır ben Şahin'in tavrını yorumluyorum. Seni kendi tavrına döndürme işi. Şahin orada çok yakın olduğu, hani sözünü dinlediği bir abi gözüyle baktığı Semih'e diyor ki bırakın abi ben ne yaşarsam yaşayayım. Ha bir de ne diyor biliyor musun? Benim evleneceğim kadın olarak yaşarız diyor biz bir şey yaşayacaksak benim, diyor. Benim zaten Şahin'le aramda çıkan problem... Kırmızı Oda'da da konuştuk. Yanındaki arkadaşlarının ismini geçirmesi ve onlardan dolayı bir şeyler bahsetmesi ve benim de burada bir güvensizlik yakalamam. Yani benim aramdaki çıkan kavga onun yanında durduğu arkadaşlarından dolayı. Aykut da müdahil oldu duruma ve dedi ki seni istemiyor dedi. Yani seni mi istiyor o zaman Aykut ben, dedi. Sen şimdi kimi istiyorsun? Kavga etmemizin sebebi insanlardan, fikirlerinden ve düşüncelerinden etkileniyor. Yani ha, bundan öyle dolayı, de bana. Bundan dolayı bizim aramızda bir... Yoksa ben dünyayı umursamam. 100 kişi bana böyle dese benim o adam için veya yani. Hani umursamam. Sen o senin için söylenilenleri umursuyor diye mi Şahin'le mesafe koydun? Yani arkadaşlarını savunuyordu bana. Ama sen diyordun ya mesela yaveri git git ona akıllar evet. Ama evet. Bugün gördüğü manzara bu değil. Res çekiyor adam evet. Semih'e. İlk evet. Defa bugün gördüm. Ne diyorsun yani, işte ben de bunu soruyorum. Değişti mi diye soruyoruz. Gamze dedikten sonra değişti işte. Artı şey diyor yani. Res çekiyor yani. Gamze'yle devam edersen benim o evde evleneceğim kadın olarak devam ederim diyor. Yani ben de bu saatten sonra hani aklı başında bir adayım olsun... Artık kime nasip olur gelinlik bilmiyorum ama ben evlenmek istiyorum. İsim vermiyorum. Şahin olabilir mi bu peki? Kimse yanlış anlamasın. Benim ilişkim olursa bu saatten sonra ciddi olur yani. Gamze kıvırma bir soruma cevap ver. Şimdi bu Şahin var ya Şahin bizim aha orada bak. Şahin kardeş. Şimdi bu Şahin böyle dedi ya sana. Ben hani dedi size ne dedi ben seviyorum rezil oluyorsam da ben oluyorum peşinden de koşuyorum duygularım da var şudur budur dedi ya. Yarın dedi ya olacaksa da bu evleneceğim olur dedi ya. Ya dedi. Ha, şimdi bu Şahin senin adaylarından biri halen olabilir mi diyorum. Yani yarın olduğunda Şahin'in tekrar düşünceleri değişebilir. Yani şu an ben cevap vermek istemiyorum. Ha, o zaman ez cümle ben Şahin'e henüz güvenmiyorum diyorsun ya. Yani. Evet. Tamam. Ben Şahin sana henüz güvenmiyormuş. Bugünkü davranışı hoşuna gitti mi? Yani gitti ve şaşırttı beni. Beni şaşırttı. Gitti. Aykut'a da dedi ki seni istemiyor dedi. Şahin'e döndü. Gamze seni istemiyor dedi. Şahin de Aykut'a döndü seni mi istiyor dedi. Aykut'u istiyor musun? Yani ben her şeyi zamanla bırakmak istiyorum Seda. Ama tercih yapmış değilsin henüz. Hayır tabii ki değilim. Şahin üzerini çizmiş misin? Kavga ettiğimizde çizmiştim. Ama şu saatten sonra Şahin'in şansı olabilir. Aykut'u mu aldın? Ha, Şahin bu cümle sana yeter mi? Tabii Şahin öyle de. Bak burada beni bu kadar melettikten sonra. Ne kadar mutlu oldu yalnız. Ya. Şahin'in tekrar şansı olabilir bugünkü bu hallerinden sonra cümlesi. Bir saattir alabildim. Benim anlamadığım konu şu. Ben buradaki insanlarla kavga ettiğim sürece, kavga ettiğim zaman mı Gamze'nin gözünde değerli oluyorum? Hayır, bak. Hayır, alakası. Bugünkü olayın kavga değil de Semih'le. Abi, rezil olan benim, seven benim bırakın dedi. Sorumluluk almaktı. Savunmaktı. Rezilsem de benim rezilliğim. Kendine ait bir fikrinin olması, kendine ait bir tarzın, üslubunun olması. Ama bundan önce onların fikirlerinden etkileniyordu. Onlara akıl danışan bir adam vardı. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senle mutlu olsa Şahin ve sen de ona güzel davransan emin ol ben Semih'i de Adnan'ı da o evdekileri de tanıyorsam onlar da tam destek verir. Yani destek vermelerine gerek yok çünkü benim aramda yeterince gerginlik var. Kimse bana ama verirler merak etme. Yani böyle kötülük etmez kimse kimseye. Diyerek ve pastayı çalarak gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Görüşelim mi Seda abla? Yok ben alırım. Nasıl olmuş ama? Çok güzel. Şimdi dışarıda yiyeceğim bunları. Süper.
Komple. Şöyle vereyim. Ah yaşa. Oh. Kapıyı açıyorum. Sağ ol hayat. Buna ne kadar böyle devam edecek de şu an bu durumdan diğer çocukların hepsi işkillendi. Çünkü orada seni susturacağız, seni susturacağız. Hiç kimse işkillenmedi abi. Onlar zaten bir şey anlamadı. Onlar anlamadı abi. Gökhan'la dahil anlamadı. Ne dedik sen? Gökhan'la dahil anlamadı. Dediğimiz olay tuttu değil mi? Bunun evet, darbesini evet. Sen finalde koyacaksın. Finale kadar böyle davranacaksın. Evet. Burada atar yapacaksın. Diğer her gün tamam bu saatten sonra her gün Gamze'ye bir şeyler yapacaksın. Onu etkilemek için bir şeyler yapacaksın. Yarın ben yemek yapacaksın. Gamze'yi etkilemem için, benim Gamze'yi etkilemem için sizinle kavga etmem lazım. Aynen. Ben sizinle kavga ettiğim sürece Gamze bundan etkileniyor. Adnan'la ben de Suat abi dahil. Ben Gamze'ye bardak almışım, bebek almışım. Çiçek almışım. Gamze bunlardan etkilenmiyor. Anladın ama mı? Ama göstermen lazım. Göstermen. Yok Gamze bunlardan etkilenmiyor. Ben ne zaman sizle kavga ettim burada? Bağırdım, çağırdım. Sana bir şey söyleyeyim onu korudum. Mi? Gamze bundan etkileniyor. Bak sana bir ve şey söyleyeyim. Ben bundan sonra sizinle kavga ediyorum. Tamam. Gamze'yi etkilemek için. Ha, sırf bu yüzden etkilenip bana karşı elimi tutarsa, benimle olmak isterse benim zaten öyle bir insan değilim. Zaten görmedin mi sen kardeşim? Abi, sen görmedin mi şu an? Sen gördüm abi nasıl yumuşadı. Üçümüzle kavga etmene gerek yok ha sana söyleyeyim. Bir tek Semih'le yeterli. Gamze'ye güzel planlanmış bir şekilde bir oyun hazırladık. Görüyorum ki bu oyun tutuyor ve bu oyunda daha devam edecek. Ben ne zaman erkekler evinde huzursuz ve mutsuz olduğumda bu Gamze'nin ilgisini çekiyor. Ama bakalım bu daha ne kadar devam edecek Gamze için. Bu noktayı en son ben koyacağım. Benden gizli planlar ya. Kapat. Bana niye söylemiyorsunuz oğlum? Sen yoktun o sıra. İnsanın... Ama anladım zaten hemen. İnsanın içinde... bir şeyler gerçekten nasıl varsa ama? Bile yok olur. Güzel. Ama bunu uzatın, bu kadar kısa tutmayın. Ya uzatacağız. Sen de benimle beraber erkeklerine gelmek istemez misin yarın? Ben erkeklerime gitmek istemiyorum. Oraya gitsem de... ne yapacağımı bilemem, anladın mı? Koştura koştura gittiğim yere şimdi gitmek istemememe... ne diyorsun? Ha? Can atıyordum, ben burada bağırıyorum yani. Erkeklerine gitmek istiyorum, boğuluyorum burada diyen ben... şu an gittiğimde... neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama gideceğim. O yüzden ben... benim mazur gör arkadaşım. Burada sana yardım edeyim ama... gelemem yani. Gelemem. Ben de neyle karşılaşacağımı yani bilmiyorum. Buraya doğum gününde geldiğinde bile... göz göze gelemedik hiç. Hadi bakalım. Gel Leyloş. O eğer beni gerçekten sevseydi veya isteseydi, o bunun için mücadele ederdi. Rabia barışmak için yapıyor, ben onu görmek için yapıyorum. Seneye Oscar ödülü vereceğim, sizce ne koymuşumdur adına? En boncukçu ödülünü kısmetse olur da Gökhan Sar aldı. Diğerlerini tanımıyorum. Beni nereden tanıyorsun ya? Çok merak ediyorsan bunu ben açıklarım. Burada boşuna tartışıyorsun. Asıl orada Ayça Gökhan'la ilgileniyor. Eğer Gökhan derse ki benim bir tane adayım var, ben onlarla şu an görüşüyorum, seni istemiyorum derse daha güle güle zaten. Bir çiçek, iki çiçek. Sevecek, sevmeyecek. Çiçek nereden bilecek? Sana yakışan şekilde konuş, çip. Hak ettiğini yaşatıp çıkacağım. Geçen sene izlediğim kadarıyla böyle bir çocuk değildi. Şu an inanılmaz pişmanım Adnan dediğime ya. Ben Gamze'yi artık istemiyorum ya. Semih, balonunu nereye salacağız? Sal işte, ortaya sal. Gel buraya, gel. Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok yani. Sanki bir kızı istemeye geldim ha. Benimle. Acım var ya, yüzünden okunuyor yemin ediyorum ha.
Sen de affetmeyi dene o zaman. Ben evlenip boşanmış bir kadın istemiyorum. Leyla Hanım, evlenirseniz çocuk düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Niye düşünmüyorum ki? Bir tane daha doğurabilirim.